Yeniden iyi akşamlar. CNN Türk Ankara stüdyolarında Utku Çakır Özer ve Hüseyin Yayman'la birlikte bu pazarda karşınızdayız. Tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu hafta konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gürsel Tekin. Hoş geldiniz Gürsel Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben de. Çok teşekkürler. Aslında konu başlığı çok. İlker Başbuğ, onunla birlikte tahliye konuları Ergenekon ve Balyoz davasından tutuklular ne olacak? Durumları ne olacak? Bir cumhurbaşkanlığı konusu tartışılıyor. Aynı zamanda fezlekeler, dört bakanla ilgili fezlekeler. Cemaat, iktidar ilişkileri, cemaat, CHP ilişkilerine ilişkin iddialar, yerel seçimler başta olmak üzere pek çok konuyu bu akşam konuşacağız. Twitter'dan da çok sayıda mesaj geliyor, soru geliyor. Endişeniz olmasın, o soruları da vaktimiz el verdiği sürece Gürsel Tekin'e, Sayın Gürsel Tekin'e yönelteceğiz. Fezlekeler demişken ben ilk soruyu isterseniz CHP'nin ne yapacağı konusunda fezlekelerle başlatayım. Şöyle ki meclis 26 Mart'ta açılacak, aç kapı yapacak ama çalışması için 184 vekile ihtiyaç var genel kurulun açılması için. Bir telefon trafiği yaşandığı iddiası var. Yani CHP, MHP'yi ya da BDP'yi telefonla arıyor ya da görüşüyor ki bu 184 vekil bulunsun diye. Var mı böyle bir şey? 184 vekil bulunacak mı? Evet, grup başkan vekillerimiz, muhalefet olan partilerin grup başkan vekilleriyle görüşmeler yapılıyor. Ne düzeyde ne boyutta olduğunu doğrusu tam bilmiyorum ama arkadaşlarımızın böyle bir çalışması var. Aslında tabii fezlekelerle ilgili hatırlarsanız Sayın Genel Başkanımız da bir Silivri'ye gitmiştik. Silivri çıkışı Sayın Genel Başkanımız Silivri ilgili burası bir toplama kampı demişti. Bundan dolayı Sayın Genel Başkanımıza bir fezleke hazırlandı ve fezleke ertesi gün pazartesi günü saat 12'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Şimdi bu kadar jet hızıyla, yani sıradan bir siyasetçinin düşüncesini ifade etmiş olduğu bir ifadeden dolayı jet hızıyla gelen fezlekelere bakıyoruz. Bir de gerçekten iddiaların doğruluğuna %100 inandığımız, belki itirazlarınız olacaktır, gerekirse detayları da anlatırız. Bütün bu olup bitenlerle ilgili, bakanlarla ilgili fezlekelerin hem gecikmeli gelmesi, aynı zamanda gecikmenin ötesinde geldikten sonra iade edilmesi son derece kabul edilebilecek bir davranış değildir. Ama orada bunu, yöntem konusunda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklaması oldu. Yani ilk gelenin yanlış gönderildi, işte 300'e yakın klasörle birlikte hiç olmadığı şekilde gönderildi, onun için iade edildi. Arkasından da son olarak Sayın Cemil Çiçek açıklama yaptı. Öğleden sonra kısa bir süre kalmıştı. Ayrıca da ilk gün ben okutturacağım dedi. Bunlar sizi yeterli oranda... Kesinlikle hani... bizi, bırakın bizi, kamuoyunda tatmin eden cümleler değildir. Fezlekelerin, kamuoyuna da yansıyan fezlekeler var, sizler de okumuşsunuzdur fezlekelere baktığımızda. Böyle şeklen detaylarına takılıp işte şu eksikti, şu fazlaydı falan filan, bu topu taca atmak demektir. Hiç kimse bu konuda bizi ikna edemez. Bu kadar önemli bir sorun, ya sıradan siyasal bir sorun, bir trafik sorunu ya da zaman zaman siyasetçilere işte konuşmalar içinde geçiyor. Efendim bilmem kaç tane milletvekiline fezleke gelmiş, doğrudur. Kimlere bu fezlekelere baktığımızda trafik ihlallerini, kurallarına uyulmamıştır. Miting saatlerine uyum sağlanamamıştır. Siyasal olarak farklı cümleler kullanmıştır. Bundan dolayı bu fezlekeler. Bu fezlekeler öyle bir fezleke değil ki. Bu fezlekelere baktığınızda organize bir yolsuzluğun nasıl işlediğinin fezlekesidir. Eğer bunu böyle görmeyeceksek, bunu sıradan işte BDP'li bilmem ne vekile de fezleke gönderilmişti, falan kese de fezleke gönderilmişti dersek bu fezlekeleri de karıştırmış oluruz. Onun için bunun bir aciliyetinin olduğunu, bu kadar ciddi dünyada tartışılan, Türkiye'de önemli bir sorun haline gelmiş fezlekelerin şu detayı eksikti, hadi bunu gönderelim, şu şöyleydi, şu kurala uymadı demek doğrusu tatmin edici cümleler değildir bunlar. Efendim, fezlekeler eğer henüz göremediniz, kamuoyu da bilmiyor, siz de göremediniz, denediniz sanırım. Eğer bu fezlekeler üzerinde oynanmışsa ve bunlar eksiltilmişse orijinalinden, CHP'nin tutumu ne olacak? Tabii şimdi bu fezlekeler bizim bildiğimiz kadarıyla daha önceki savcıların hazırlamış olduğu fezlekelerdir. Parlamentoya önümüzdeki günlerde gelecek. İçeriğini bilmediğimiz için şu anda bir şey söylemek doğru değildir.
Ama eğer gerçekten bu fezlekelerin içi boşaltılmış, başka türlü dosya haline gelmiş, getirilerek bize gönderilmişse o vahim bir olaydır. İçeriğini bilmediğim için şu anda o konuda bir yorum yapmak istemiyorum. Hüseyin Yarman. Peki bu fezlekeler meselesini siz Sayın Meclis Başkanı'yla tam da dediğiniz bağlamda konuşmadınız mı? Buradaki fezlekelerle trafik cezasının içeriği farklıdır. Yani bu meselede bir aciliyetin olması gerekiyor şeklinde bir arka kapı diplomasisi olmadı mı? Neden bir gelişme yaşanmadı? Evet, aslında ben Sayın Çiçek'le birebir görüştüm. Özellikle bu fezlekeler de gündeme geldi. Tabii ikili konuşmaları burada kamuoyuna paylaşmak istemiyorum. Ama ben de inanıyorum ki Sayın Çiçek aynı zamanda bir hukukçudur, hukukçu kimliği var. 30 yıldır parlamentoda çeşitli dönemlerde görev yapmış, devletin bütün kademelerinde görev yapmış bir insandır. Bütün bu olup bitenler konusunda rahatsız olmaması düşünülemez. Sizin görüşmenizde böyle bir intiba edindiniz mi? Elbette bu olup bitenlerden rahatsızlığını ifade etti yani. Ama tabii ki çok detaylı şeylerde konuştuk. Onu da burada paylaşmak istemiyorum. Evet. Müsaade ederseniz cemaat başlığına geçeceğiz ama ona geçmeden önce İlker Başbuğ ile ilgili çok gündemde olduğu için birkaç soru yöneltelim. Şimdi diğer isimler için de bir bekleyiş oldu. Pazartesi günü de mahkemelerin ele alınacağı ifade ediliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Sizce nasıl bir karar çıkar diye düşünüyorsunuz? Bir parti büyüğü abim yıllar önce bana şunu söylemişti. Siyasette mutlak beraberlikler, mutlak ayrılıklar yoktur. Görüyorum ki Türkiye'de siyaset çok hızlı gelişti ve hızlı değişiyor. Özellikle Sayın Başbakan, iktidar yetkililerinin son dönemlerde uzun süredir cezaevlerinde olan, mağdur olan insanlarla ilgili söylemlerinin 90 derece değişmesi doğrusu bir tarafta sevindirici. Şimdi bütün bu olup bitenlerle ilgili Sayın Başbakan, ben bu davanın savcısıyım demişti Ergenekon, Balyoz olaylarla ilgili. Ve doğal olarak da ana muhalefet lideri Sayın Baykal da ben de bu davanın avukatıyım demişti. Vay sen nasıl avukat olursun? Yargıya nasıl müdahale edersiniz? Türkiye'de bağımsız yargıya müdahale edilmez diyen en çok Sayın Başbakan'dı. Şimdi görüyorum ki yargı margı tamamen rafa kaldırılmış. Günübirlik siyasi partiler ihtiyaçlarına göre söylem geliştirmeye başladılar. Yani bu ülkede genelkurmay başkanlığı yapmış, uzun süre başbakanla mesai arkadaşlığı yapmış, aynı zamanda bırakın mesai arkadaşlığının ötesinde, devletin bütün sırlarına vakıf olan bir insanı cezaevine atıyorlar. Sayın Başbakan 2,5 yıl önce hiçbir şey söylemeyecek, sadece üzüldüğünü ifade edecek. Sonra bugün dönecek, efendim biz... İşte şuydu da buydu da kumpas kurulmuştu da falan. Bunları kabul etmek mümkün değildir. Niçin kabul etmek mümkün değil? Şimdi son dönemlerde yaşadığımız olaylara bakıyoruz. İki tane örnek göstermek istiyorum. Bir tanesi bugün Sayın Başbakan, Sayın Arınç ve siyaset yapanların önemli kısmı Sayın Erbakan'ın, kendisini rahmetle anıyorum, Türk siyasetinde bana göre çok önemli bir insandı. Sayın Erbakan'ın dizinin dibinde büyüdüler. Sayın Erbakan bir yıl evinde hapis cezası aldı. Yine Genelkurmay Başkanı, uzun süre mesai arkadaşınız, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurumlarından biri Genelkurmay Başkanlığı, yani bu başkan, Genelkurmay Başkanı cezaevine düşüyor. Hiçbir girişimde bulunmuyorsunuz. Ama rıza için devletin bütün kurumlarını seferber ediyorsunuz. Yasalar değiştiriyorsunuz. 50 gün içerisinde rızayı kurtarıyorsunuz. Yani rıza Sayın Erbakan, Sayın Genelkurmay Başkanı kadar çok mu şeydi? Bunlar anlamsız mıydı Sayın Erbakan'la Sayın Genelkurmay Başkanı? Siz bunu neye bağlıyorsunuz Gürsel Bey? Bu neye bağlıyorsunuz? Bu çelişkiyi nasıl açıklıyorsunuz? Çelişki şu. Bir ülkede hukuk sistemi olmazsa bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Geçmiş dönemde de yoktu. Ne yazık ki 2010 yılında referandumun en çok tartışılan iki maddesi bugün tartışma konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Baykal ısrarla
Sayın Başbakan'a 26 madde var. 26 maddenin 2 maddesini çekin. 24 maddeye Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de oy verelim, referanduma gitmeyelim. Ve her iki maddeye baktığımızda her iki maddede bugün en çok tartışılan maddelerden bir tanesi. Niye? Çünkü evrensel kurallar üzerine kurulmuş maddeler değildi. Günübirlik ihtiyaca göre siyasi partiler günübirlik ihtiyaç üzerine yasa yapmaya, kanun yapmaya kalkışırlarsa maalesef gün gelir kendileri çaresiz kalırlar. Şimdi bütün bunları yeniden belki bütün bu olup bitenler Türkiye'nin hayrına işleyecektir. İşler mi işlemez mi doğrusu bilmiyorum. Türkiye'nin ivedilikle evrensel kurallar içerisinde bir hukuk sistemine kavuşması gerekiyor. Günübirlik hukuk sistemi olabilir mi? Günübirlik ihtiyaçta kanun değiştirilebilir mi? Hatırlayın ben herhalde 4 ya da 5. demokratikleşme paketi oldu. Bu paket üstüne paket. Paket üstüne hukuk paketlenebilecek kadar basit bir şey değildir. Dün ihtiyaç duyduğunuz şey bugün size pranga olabilir. O zaman ne yapacağız? Bütün bunlardan vazgeçeceğiz. Herkesin kendisini güvencede hissedebileceği. Başta Başbakan, başta Sayın Arınç. Bakın geçen hafta Sayın Arınç dinlerken doğrusu ürperdim. Aynen şu cümleleri kullandı. Benim odama geldiler, beni tehdit ettiler. Sayın Başbakan'ı da tehdit ettiler. Eğer bu ülkede başbakan ve bakan tehdit edilebilecek duruma gelmişse yurttaşımızın güvencesi kim olacak? Bunlar kabul edilebilir bir şey midir? Yani çok özür dilerim. Bu arada çok affedersiniz. Hatırlatalım izleyicilerimize, izlemeyenler için en azından. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç geçen hafta pazar günü bu açıklamaları Ankara Günlüğü programında CNN Türk'te yaptı. Peki Gürsel Bey, bununla ilgili olarak yani dolayısıyla eğer birileri girip başbakanın, başbakan yardımcısının odasında bunları ifade ediyorsa bu paralel yapı olarak adlandırılıyor biliyorsunuz. Cemaat devlet içinde örgüt, çete ifadesini de kullandı Başbakan Erdoğan. Siz böyle bir yapının varlığını görüyor musunuz, biliyor musunuz? Böyle bir yapıya, böyle bir yapı var diyor musunuz? Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Biz en azından AKP'ye oy veren %49 seçmen başbakana ve AKP'ye oy vermiştir. İçinde paralel yapı mı var, farklı unsurlar mı var, ne varsa bunun sorumlusu da Sayın Başbakan'ın kendisidir. Biz yönetmiyoruz. Doğrusu Türkiye'yi biz yönetmiş olsaydık, istihbarat örgütleri ve bütün devletin kurumları elimizde olurdu. Biz kimlerin devlet içerisinde bir paralel yapı kurduğunu fark eder ve bunun gereğini yapardık. Bugüne kadar yani 11 yıl eğer böyle bir şey varsa 11 yıl bir yol arkadaşlığınız olacak. 11 yıl sonra önünüze farklı sıkıntılar gelecek. Bunu paralel bir yapıya bağlayacaksınız. Ben bunu çok ciddi olarak kabul etmiyorum. Buna şunu diyebiliriz. Hani bir deyim var. Bütün ortaklıklar bozulur. Suç ortaklıklarını bozmak çok zordur. Bozulduğu zaman da çok büyük tehlikedir. Eğer bir suç ortaklığı unsuru varsa bunu bilmiyoruz. Bunu en iyi bilen Sayın Başbakan'dır ve başbakan kimlerle bu ilişki kurmuşsa kamuoyuna açıklayabilir. Şimdi benim kişisel olarak gerçekten çok merak ettiğim bir an, bütün bu argümanları doğru varsayalım. Paralel yapı, kumpas falan filan, sonuca bakmamız lazım. Yani bu sonuçta çıkan şeylerle ilgili işte tapeler, bakan çocuklarıyla ilgili, yolsuzluklarla ilgili bir iktidarın bugüne kadar bizi tatmin edecek, kamuoyunu tatmin edecek bir söylemi var mı? Merak ediyorum. Başbakanın kendine ilişkin, tepelere ilişkin montaj olduğu ifadesi var. Neresi montaj mesela? Montaj dediğiniz toptan reddederseniz başka bir şey. Montaj dediğiniz belli bir şey vardır. Ona bir eklemeler vardır. Neresi eklidir? Mesela ekli olanı başbakan kamuoyuna açıklarsa biz de tatmin oluruz. O zaman ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani Sayın Başbakan'ın söylemiş olduğu bu montaj, özellikle son kamuoyuna yansıyan başbakan ve başbakanın oğlu ile ilgili telefon konuşmasında, ertesi gün Sayın Başbakan'ın kızı İstanbul'a gitti mi? İki, bir başka soru soruyorum.
umut ediyorum ki herhalde bunun da bir cevabını verirler. İki, Çalık'ın bankasında yani GAP inşaatta 4 tane daire satın alındı mı, parası ödendi mi? Bu, yani nasıl bir tesadüftür bu kadar denk geliyor? Telefon tapedeki konuşmalara baktığınızda konuşmaların bir kısmının uygulamasında böyle duyumların olduğu da kulaklarımıza geliyor. Herhalde bununla ilgili de bu daireler ertesi gün satın alındı mı, paraları ödendi mi, ödenmedi mi? Kamuoyunun beklentisini, en azından kamuoyunu tatmin edecek cevapların verilmesi gerekiyor. Toptan olarak işte efendim bize kumpas kuruldu falandır filandır deyip bunu kapatmamız mümkün değildir. Bakın sadece Türkiye kamuoyunda değil, bugün dünya kamuoyunda Türkiye'nin itibarı tartışılıyor. Türkiye'de çok ciddi kazanımlar oldu. En azından iktidarın son 12 yıldır Türkiye'ye evet biz küresel ülke haline getirdik. Küresel ekonominin en hızlı geldiği bir dönem olarak kendileri ifade ediyor. E bu kazanımlarınızı bertaraf etmeyin. Yani yapılmış bir şey varsa bunu hem dünya kamuoyunun hem Türkiye kamuoyunun tatmin olabileceği cevaplar bugüne kadar alınmış bir şey, değildir. Bir şeye dikkat ettim, belki arkadaşlarım da etmiştir. Siz Sayın Başbakan diyorsunuz. Parti içine yönelik bir genelge vardı. Ben hatırlıyorum Kemal Bey başbakan denmesini yasakladı gibi hatırlıyorum. Evet, yani... Siz herhalde bunu deliyorsunuz ya da programın özelliğinden dolayı ben öyle hissettim. Ya tabii şimdi biz sonuç itibariyle başbakanlık bir kurumdur. Sonuç itibariyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticisidir. Yani 76 milyonu yöneten bir kurum. Bizim kuruma saygımız var. Kuruma saygımızdan dolayı elbette bu cümleyi kullanıyoruz. Tabii ki partide arkadaşlarımız farklı cümleler de kullanabilir. Sayın şey bizde alışkanlıktır. Yani hemen hemen herkese söylüyoruz bu. Yok, sadece deldiğinizi fark ettim. Yani. Onun için. Bir de burada aslında bu konu çok önemli, Utku'nun bahsettiği. Sayın Kılıçdaroğlu miting meydanlarında çok sert biçimde Erdoğan'a ifadeler kullanıyor, polemikler yaşanıyor. Mesela liderler en sertini arasında söyler misiniz Hüseyin Hocam? Ya ben onlara girmeyeyim Gürsel Bey. Başka bir soru sormak istiyorum. Siz sezgileri kuvvetli bir siyasetçisiniz. Siyaseti sadece teorik okumalarla değil, yaşayarak da geldiniz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacaksa ve Cumhuriyet Halk Partisi muhafazakar, dindar kitleden oy alacaksa, başbakanı bu kadar sert eleştirerek, yani onun için sizin hani başbakan demenizi ben de Utku gibi önemli buldum. O zaman bir çelişki olmayacak mı? Hem başbakana hakaret ya da sert polemikler, hem de onun kitlesinden oy istemek bir paradoks gibi değil mi? Şimdi doğrusu başbakanla ya da son dönemlerdeki yaşamış olduğumuz sorunlarla muhafazakar seçmeni bir arada tutmak doğrusu seçmene çok büyük bir hakaret olur. Bu seçmenin en azından benim din dersi almadım ama çok ciddi din terbiyesi aldım. Hepimiz yani oturduğumuzda annelerimizin, babalarımızın siz birinci önceliklerinde yapan Cumhuriyet Halk Partisi önceliklerinde çok önemli şeyler. Bir tanesi yalan söylemeyin çocukları. İki, hak yemeyin demişti. Şimdi bütün bu olup bitenlerin karşısında seçmenin bu olayların farkında olmaması düşünülemez. Buna emin olabilirsiniz. Ama elbette son gerilimlere baktığımızda bu gerilimlerde seçmenin önemli kısmının hoşnut olmadığını da biliyoruz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu çok yakınen, çok iyi tanıdığım, bildiğim bir insandır. Çok zarif bir insandır. Yani çocuğuna bile işte kalk derken hangi üslupla kalk dediğini ben çok iyi biliyorum. Biz genel başkan yardımcılarıyız. Daha bugüne kadar bize aslında çok sert söylemlerle belki fırça atılması gereken hatalarımızdan dolayı yüksek sesle bile konuşmamıştır. Ama öyle bir siyasal coğrafyanın içine girdik ki, mesela Sayın Başbakan cibiliyetsiz dedi. Hüseyin Bey, Sayın Başbakan Kasımpaşa çocuğudur. Kasımpaşa'da herhangi bir kahvede cibiliyetsiz cümlesini kullanırsa kesin kavga çıkar. Ya bu bütün bu cümlelere baktığımızda Sayın Başbakan'ın bugüne kadar kullanmış olduğu cümleler Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullanmış olduğu cümleler yanında
kıyaslanamayacak kadar ağır cümlelerdi. Şimdi yine keza biliyorsunuz hiçbirimiz, hiçbir insan, yani bakın siz bu tartışmalar... farklı coğrafyaların insanlarıyız. Farklı inançlarımız var, çok farklı edersiniz. Mezheplerimiz var. Farklı coğrafyaların insanlarıyız ama aynı hikayelerin çocuklarıyız. Sözümüzü... Kesinlikle. Kesinlikle. Ama bizi de var eden bu farklılıklarımızdır. Başbakan defalarca bu ülkenin, hadi Sayın Kılıçdaroğlu'na saygınız olmayabilir. Ama bu ülkenin milyonlarca Alevisine saygınızın olması gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkenin başbakanı 2011 yılında balkonda konuşma yapacaksınız. Konuşmada 76 milyonun güvencesi ben olacağım diyorsunuz. Ve bu güvenceyi veren bir başbakan miting meydanlarında milyonlarca Alevi yuhlatacak. Bunlar siyaseten kabul edilebilecek bir davranış değildir. Bu cümleler kullanılabilir mi? Ben inanıyorum ki herhalde bu hemen hemen bütün siyasi partiler için geçerli olan bir kavramdır. Daha nazik cümlelerle, eleştirel cümlelerle inşallah kendimizi daha iyi ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Konusunda bir şey soracağım. Sayın Başbakan'ın son galiba 3 konuşmasında ya da 3 gündür bir şeyi işliyor sürekli. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir mitingde işte Sayın Başbakan'ın aile bireylerini sayarken rahmetli annesi de galiba geçti. Evet. Bunda bir kasıt mı vardı? Çünkü Başbakan bunu ben sürekli olarak gündeme getiriyor. Orada ne demek istedi? Dil sürçmesi mi var, kasıt mı var? Bu konuyu netleştirebilir misiniz? Çünkü tabii Sayın Başbakan da ağır bir şekilde tabii eleştiriyor. Tabii. Sayın Kılıçdaroğlu aynen şöyle dedi. Aile boyu yolsuzluğa bulaşmışlar. Çocukları, annesi, sonra özür diliyorum dedi, rahmetli annesi değil, çocukların annesi dedi. Ve bütün bunları söylerken Sayın Kılıçdaroğlu, bu ülkenin savcılarının hazırlamış olduğu dosyayı baz alarak söylüyor. Ama annesine bir kasıt... Kesinlikle. Rahmetle anıyorum. Annesi değil, yani çocukların annesi diye düzeltti. Mitingde mi düzeltti? Elbette. Mitingde düzeltti. Ben de oradaydım. Yani canlı tanığım. Sayın Kılıçdaroğlu, biraz önce de ifade ettim. Hiç kimse hakaretli cümleler kullanacak bir insan değil. İnanın bu cümleleri kullanırken bile nasıl üzüldüğünü ben iyi biliyorum. Ama öyle bir atmosfer ki, ya bütün bu olup bitenlerin karşısında o da hiçbir şey söylemese tabii doğal olarak tabanda, örgütte, ya kardeşim bakın bize hakaret ediyor, küfür ediyor, siz niye bir şey söylemiyorsunuz? Eleştirileriyle karşı karşıya kalıyor. Yani Sayın Başbakan'ın kullanmış olduğu anneme küfretti şeyi zinhar yalandır. Böyle bir şey söz konusu değil. Açıp izletebilirsiniz. Orada da görebilirsiniz. Şimdi savcıların hazırlamış olduğu dediğiniz dosyayla ilgili olarak size bugün Twitter'dan çok sayıda bu konuya ilişkin soru geldi. Tabii. Mustafa Balbay, Haberal gibi partinizden iki isimde. Hatta Silivri'ye gittiğinizde toplama kampı ifadeleriniz de kamuoyu tarafından çok yakından takip edildi. Yani bir dönem çok eleştirdiğiniz savcılarca hazırlanan soruşturma diyelim değil mi? Ondan ilgili tabii, olarak içeri girdiler. Şimdi İlhan Ceyener'i de hatta hatırlatabiliriz belki benzer konuda. Şimdi bugün o savcılar için doğru iş yapıyor diyor CHP. En çok size yöneltilen eleştiri bu. O gün çok öyleydi. Güzel. Bugün o gün yanlıştı o savcılar. Bugün CHP için doğru savcılar mı? Dün de doğru değildi. Hukuk sisteminin arızası hiç değişmiş değildir. Dün bakışımız neyse bugün de aynı bakış içerisindeyiz. Ama bizim baz aldığımız nedir biliyor musun? Bizim baz aldığımız şu anda 2,5 yıl önce, bakın şurada elimde, 2,5 yıl önce İstanbul'un rant haritasını açıkladım. Ve bunun üzerine hiçbir itiraz gelmedi. Bu rant haritasında organize yolsuzlukta 100 milyar doların nasıl peşkeş çekildiğini, nasıl talana uğradığını, hatta bir gazetecinin sorusu üzerine nedir elinizde belgeler? Bakan ve belediye başkanı çocuklarına bakarsanız bütün belgeleri görürsünüz diyen bir siyasetçiyim. Beni ilgilendiren savcının belgelerindeki, bilgilerindeki donelere baktığımızda %100 benim de kamuoyuna paylaştığım belgeler, bilgiler var. Şimdi mesela imar uygulamalarına baktığımızda özellikle Sayın Bayraktar kendisi de ifade etti.
Sayın Bayraktar'ın adına kentsel dönüşüm yasası diye bir yasa çıkarttılar. O yasayla bir gece yarısı imar uygulamalarının nasıl olduğunu burada haritaya yazdım. Bu haritayı sadece kamuoyuyla paylaşmadım Hüseyin Hocam. Ve Sayın Başbakan'a bir mektupla detaylarını yazarak gönderdim. Ama ne yazık ki hiçbir uygulama ya da herhangi bir soruşturma, hiçbir cevap çıkmadı. Üstünde 2,5 yıl geçti, hiçbir cevap yok. Şimdi şöyle bir bakalım. Bütün bu savcıların dosyasını bir tarafa bırakalım. Bunları kumpasçı işte neyse onların tabiriyle paralel falan bir tarafa bırakalım. Şimdi bana gerçekten Sayın Bayraktar mı ya da şu anda Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Güllüce mi kim çıkıyorsa rica ediyorum gelsin buraya karşıma. Ben 100 milyar doların imar çetesi ve imar uygulamalarından nasıl peşkeş çekildiğini, kimlerin cepine, kimlerin kasasına nelerin girdiğini ispatlayacağım burada. Siz o zaman yargıya yönelik bir girişiminiz oldu mu? Efendim hangi sizin yargıya? Basın toplantınızı çok izledik evet. Ama acaba ben yargıya çağrıda bulundum. Ve en son bir yıl önce bir televizyona çıktığımda, televizyonda dedim ki yargıçlara, iktidar yetkililerine gücünüz yetmeyebilir. Ama Gürsel Tekin'e gücünüz yeter. Kendimi ihbar ediyorum. Çağırın beni. Ne diyorsun kardeşim? Ne demek 100 milyar dolar? Maalesef hiçbir çıt yok. Şimdi bakalım bakan çocuklarına hocam. Hepimiz birbirimizi biliriz. Çin değiliz. 76 milyonuz. 76 milyon ülkede herkes birbirini tanır. 10 yıl önce mesela bir örnekle başlamak istiyorum. Milli Görüş'te gelen İstanbul Orman Bölge Müdürü. 2008 yılında kendisiyle tanıştım. İstanbul İl Başkanı'ydım o zaman. Son derece namuslu, vatansever. Çok ciddi araştırmalar yapmış. İstanbul'daki toprak dökümü uygulamaları, ormanlardaki katliamlardan dolayı ciddi mücadele eden, raporlar hazırlayan ve bu raporlarda 5 milyar dolar, bakın o günün parasıyla. Bu raporu ben hazırlamış değilim. O müdür şu anda yaşıyor. Telefonla da katılabilir programa. 5 milyar doların hangi çocuklar tarafında peşkeş çekildiğini, nasıl talan edildiğini, Ayamama Deresi'nin neden patladığını raporunu yazıp Sayın Başbakan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Orman Bakanlığı'na gönderildi ve sonuçta neyle karşılaştı biliyor musunuz hocam? 7 kez sürgün edildi. 7 kez. Bu CHP'li değil. Paralel yapının adamı da değil. Milli Görüş'ten gelmiş ve bir dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde milletvekili adayı olmuş bir insan. Sadece bu dosyadan dolayı 7 kez sürgüne tabi tutuldu. Sürme gerekçesi neymiş? Raporu hazırlama. Bakan çocukları nasıl yazarsın oraya demişler. Evet. Yani kısacası şunu söylemek istiyorum. Geçmiş yıllarda da maalesef bu kirlilikler çok ciddi had safhadaydı. Ama bu dönemki kirlilik ve bu dönem bir başka tehlike de var. Yabancı uyruklu bir iş adamı neredeyse bakanlar kurulunun 1/3'ünü rehin alır durumdaysa bu çok tehlikeli. Burada şöyle bir soru var Gürsel Bey, izin verirseniz. Tabii. Hani bu dinlemeler biraz önce Hande'nin sorduğu soruyla bağlantılı olarak bu yolsuzluk iddiaları 11 yıl boyunca bekletildi. Neden şimdi ortaya çıktı? Hükümetle cemaat arasında bir ittifak, koalisyon vardı. Bu bozulunca bunlar ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi de bu defa kendisi CHP ile cemaatli ittifak yapıyor şeklinde bazı tartışmalar var. Ya işte ben 2,5 yıl önce, ya paralel devlet mi bunu bana vermişti? Buyur. İşte bu. 2,5 yıl önce. Bütün savcılara isyan ettim. Keşke o gün bu savcılar en azından benim söylediklerimi ciddiye alabilselerdi. Şimdi bu dinlemeler hiç, bakın, daha ilk günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, herhangi bir demokratik bir ülkede, hukuk sisteminin işlediği bir ülkede ana muhalefet lideri çıkıp ben dinleniyorum derse o ülkede bütün savcılar harekete geçer. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıl önce çıktı,
ben ve arkadaşlarımız dinleniyoruz dedi. Sayın Başbakan nasıl bir cevap verdi sizce hocam? Sayın Ulaştırma Bakanı nasıl bir cevap verdi? Etme bulma dünyasıdır. Kimse bulsun istemiyorum. Sayın Başbakan dedi ki, korktuğunuz bir şey mi var? Böyle bir cümle olur mu? E tabi Sayın Başbakan öyle der de Ulaştırma Bakanı geri durur mu? Korkacak bir şeyiniz yoksa dinlenin demişti. Neden demişti yani? Kemal Bey nasıl buna Sayın Kılıçdaroğlu ben dinleniyorum noktasına nasıl geldi? Nasıl emin oldu? Çünkü örneğin Sayın Başbakan bazı ikili görüşmelerde dışarıda özellikle bunun kendisine söylendiğini ifade etti de o yüzden soruyorum. Bu tip benzer olaylar mı yaşadı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda? Şimdi Sayın Genel Başkanımızla ilgili biliyorsunuz bir gazete, Taraf Gazetesi, özellikle CHP milletvekilleri ve MHP milletvekillerinin dinlendiğini, iş adamlarının takibe alındığını haber yapmıştı. Bunun üzerine de MİT tarafından galiba değil mi? Öyle büyük mi? Olasılıkla tabii ki yani sonuç itibariyle MİT de başbakana bağlıdır yani. Bunun üzerine Sayın Genel Başkanımız da Ankara temsilcileriyle benim de olduğum bir toplantıda evet ben de dinleniyorum, arkadaşlarım da dinleniyor, takip ediliyor. Sonuna kadar dinlemeseniz namertsiniz cümlesini de o gün kullanmıştı. Aslında hiç kimsenin yani hukuk devletinde insanlar dinlenebilir mi? Ya yani 2 yılda 509 bin kişi eğer gibi bir rakam açıklandı. Bu son tapeler siyasetçilerin, Sayın Başbakan'ın özel yaşamı, ailevi yaşamı, siyasal yaşamları ile ilgili olmuş olsaydı inanın en büyük şiddetli tepkiyi biz göstermiş olurduk. Ama ortada baktığımızda organize bir yolsuzluk var. Bütün bu yolsuzlukları hiç olmamış sayıp sadece bunu bir paralel yapıya bağlayıp bu işi kapatamayız. Biz de diyoruz ki daha ilk günden itibaren şunu yapabilseydi iktidar belki bu noktaya gelmemiş olurdu. Ayın 18'inde Sayın Başbakan, bakanlar dünyada olduğu gibi birçok ülkede benzerleri var. Evet, biz çocuklarımızı adalete teslim ediyoruz. Yargı bunun gereğini yapacak. Sonra yargıdaki bu sıkıntıları hep beraber halledelim. Bu yargının sıkıntılı olduğunu yıllardır söylüyoruz. Sadece bugün söylemiyoruz. Ben bir gazeteciyle, Sayın Nedim Şener'le bir röportajımız var. O zaman il başkanıyım. Bir belge göndereceğim. Yine bu meşhur yolsuzluklarla ilgili bir belge göndereceğim. Maalesef bir türlü şey yapamadım. Yoldaydım. Telefon konuşmamda Sayın Nedim Şener'e şu cümleyi kullanmışım. Ya altını doldur demiş. Altını doldur cümlesinden dolayı 30 gazetenin manşetine çıktık biz. Ben neyin altını doldururum? Yani ben de Nedim Şener neyin altını doldurabiliriz? Ve savcıya gittim, ifade verdim. Ergenekonculuğumuz kalmadı, şu kalmadı, bu kalmadı. Şimdi etme bulma dünyasıdır. Hukuk hepimize lazım. Özgürlük, demokrasi hepimizin ihtiyaç duyabileceği hava kadar, su kadar çok önemlidir. Dün yanlış yapıldı, bugün o yanlışlar yapılmasın. Gelin düzeltelim. Düzeltme konusunda yine hiçbir şey yok. Tam tersine. Tam tersine bütün kazanılmış haklar da yavaş yavaş elden çıkarılıyor. Şimdi bu kaset meselesi tabii partinize yönelik de başka bir kaset oldu. MHP'ye yönelik oldu. Bugün başka tabeler görüyoruz. Sadece aslında o da değil. Onu da soracağım birazdan. Cemaat ve Fethullah Gülen'in de tabeleri var. Benzer şekilde diyeyim. Yine YouTube ve benzeri aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılan. Ama bu kaset konusunda başbakanın bir ifadesi var. Ona ne yanıt vereceksiniz merak ediyorum. Kasete tavır koyun çağrısı var. Üstelik muhalefeti de, ana muhalefeti de kaset siyaseti yapmakla suçluyor. Siz şöyle düşünüyor musunuz? Ya acaba işte CHP'de o dönem bu işin arkasında bunu kim yaptı? Bugün de bunlar yaşanıyor. İşte 509 bin kişi dinleniyor. Herkes birbirini takip ediyor. Yani hiç merak ediyor musunuz? Neden kaynaklanıyor? Ne oluyor? Ve bu tabii başbakana ne yanıt vereceksiniz? Bir ekleme yapacağım aslında. Kasetler, tapeler konusunda her ne kadar Fethullah Gülen'in dinlemeleri yasal değilse, yani yasa dışıysa da orada da mesela ben hatırlıyorum, partinizin bir isminin yanılmıyorsam ona İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan
adaylığı konusunda isimleri, yani siz de biliyorsunuz aday adayıydınız hatırlarsanız Sayın Sarıgül ile birlikte. İkiniz arasında, ikinizin ismi zikrediliyor. Galiba Sarıgül'ün daha önde olduğu vesaire bilgisi veriliyor. Bunları da nasıl karşılıyorsunuz? Yani bu bilgilerin işte cemaatin lideri sıfatındaki birine gitmesini partinizden, onu da anlatırsanız yani aynı çerçevede. Ya şimdi ben tabii gerçekten bu konuya nasıl bir cevap vereceğim doğrusu ben de şaşırıyorum. Bizim bildiğimiz emniyet İçişleri Bakanlığı'na bağlıydı. İşte savcılar, hakimler de Adalet Bakanlığı'na bağlıydı. Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı da Başbakan'a bağlı. Şimdi bir özür dilesinler, yönetemedik desinler. Evet, yönetemedik. Bakın aslında Başbakan'ın son dönemlerde kullanmış olduğu cümlelere baktığımızda bir şaşkınlıkla izliyorum. Yanıldık diyor. Aldatıldık diyor. Safmışız da diyor mu? Diyor galiba öyle bir şey söylüyor. Efendim? Sayın Safmışız mı diyor? Bakanlar Kurulu. Efendim? Evet. Kim sizi yanılttı? Kim sizi yanılttı? Ya böyle bir şey olabilir mi? O zaman siz %50 ile tek başıma iktidarım demeyeceksiniz. Benim müttefiklerim var, koalisyonlarım var, koalisyonum bozuldu diyeceksiniz. Ne zaman diyorsunuz? Ne zaman ki size dokunduğu zaman diyorsunuz. Size dokununca değil, Genelkurmay Başkanı'na dokununca söyleyecektiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, MHP'ye, BDP'ye, KCK'ya dokununca söyleyecektiniz. O zaman hiçbir şey söylemiyorsunuz. O zaman onların dokunduğunu tamamı, kabul ediyor musunuz? Tamamı Gülsel sizin beklenti. Efendim? O zaman onların dokunduğunu kabul ediyor musunuz? Efendim yani cemaat eğer başbakanın, dokundu o gün onlara. Eğer başbakanın dedikleri buysa anlaşılan bu. İçişleri Bakanı Başbakan'a bağlı değil. Adalet Bakanı Başbakan'a bağlı değil. Çaresiz kalmış. Onun dışında bir başkaları yönetiyor. Bu anlaşılıyor. Böyle bir şeyin var olup olmadığını doğrusu biz bilmiyoruz. Bunu en iyi bilen başbakandır. Bütün buna rağmen ne zaman konuşuyorsunuz? 11 yıldan sonra konuşuyorsunuz. Ve Sayın Başbakan kullanmış olduğu cümlelerin bir tanesi, işte biraz önce Hüseyin Hocam Sayın Kılıçdaroğlu çok sert üslupla konuşuyor. Kucağa oturdu diyorlar. Valla ben 30 yıldır CHP'de siyaset yapıyorum. 90 yıllık CHP'ye baktığımızda eleştirilebilir, siyaseten eksik bulunabilir. Ama 90 yıldır hiç kimsenin kucağına oturmamıştır. Yani ama iktidar da hiç kucaktan kalkmış değildir, kusuruma bakmasın. Siz net bir şekilde CHP ile cemaatin herhangi bir işbirliği yoktur. Tam yani evet ya da hayır diye bir soru sorayım lütfen. Çünkü çok sayıda Anne, soru geliyor. Şöyle bir şey var düşünün. Mı cemaatle görüşüyor musunuz siyasi partiler? Birileri? Bakın siyasi partiler, hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'yi kuran, cumhuriyeti getiren ve ciddi kazanımları olan, Türkiye'de harcı olan bir siyasi parti, insanların siyasal düşüncesini, insanların ideolojisini sen dün kime verdin, bugün kime vereceksin diye soracak değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede 56 milyon yurttaşımızın tamamının reyine taliplidir. Ne hangi grupta olursa olsun, hangi ekipte olursa olsun biz insanları ayrıştıracak durumda değiliz. Hele bizim uslubumuza da hiç yakışan bir uslub değildir. Ne Kılıçdaroğlu'nun uslubuna yakışır, ne de benim siyasetim benim uslubuma yakışır. Dün de ayrıştırmadık. Bugüne kadar toplumsal ayrıştırmayı yapmayan siyasetçileriz. Onun için benim işte şu şuydu, bu buydu. Bizim bütün yurttaşlarımızla, bütün seçmenle eşit mesafedeyiz. Ya, hepsinin de oyuna talipliyiz. Gülen cemaatiyle partinizin yetkilileri görüşüyor mu Gürsel Bey? Efendim, şimdi ben mesela şimdi hani o hemen da çok şey konuşuyor da Fethullah Gülen'le gitti görüştü, gitmedi görüşmedi ya da işte öyle görüşmedi. Hayır, kesinlikle. Amerika'da seyahat sırasında Rumi Forum'da bir takım toplantılar oldu. Zaten bunlar hani medyaya da açık biçimde. Hani burada bir koalisyon, yani AK Parti'nin bozduğu koalisyonu siz cemaatle yapıyor musunuz? Kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir koalisyon içinde olması söz konusu değildir. Ama şöyle bir şey düşünün. Ben geçen gün Uşak'taydım. Uşak'ta bütün esnafları, sanayiye gittim. Bölgedeki iş adamlarıyla, kanaat önderleriyle görüştüm. Vallahi hiç kimseye de soramadım kardeşim. Sen hangi cemaate mensupsun? Beni hiç ilgilendirmez. Hangi cemaate mensup olursa olsun herkese bizim saygımız sonsuzdur. Dün şeydeydim. Tuzla'daydım. İstanbul. Tuzla'da binlerce insan.
bizi karşıladı. Ben bilemem kim nedir, neyin nesidir. Gölcük'teydim. Gölcük'te belediye başkan adayımız, kendisi eczacı. Gerçekten belki Türk siyasetinde örnek bir davranıştır. Özellikle Gölcük'te farklı siyasi partilerin mensuplarının ortak adayı olmuş ve herkesi kucaklayan, inşallah önümüzdeki dönemde de, dün de çok ciddi coşkuyla karşılandım, belediye başkanı olacak. Orada da baktığımda DHP'li, MHP'lisi, geçmiş dönemde ANAP'ta falan her siyasi partiye oy vermiş insanlar oraya gelmiş. Bizim en önemli bu dönem sloganlarımızın bir tanesi, birleştirici olmak istiyoruz. Gerçekten Türkiye çok ayrıştırıldı. Bu konuda da, ayrıştırma konusunda da Sayın Başbakan'ın çok büyük şeyi var. Mesela herhangi bir ülkede bir başbakan sizin belediye, bizim belediye diye ayrıştırır mı? Sizin basın, bizim basın. Sizin medya, bizim medya. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Seçimden sonra seçilen belediye başkanları, seçilen başbakanlar, bakanlar ülkenin tamamını kucaklar. Biz ülkenin tamamını kucaklamaya talipliyiz. Ayrıştırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Bu ülke ötekilerden dolayı çok çekti. Ötekileşe ötekileşe bu hale geldik. Cumhuriyet Halk Partisi o eski anlayışını bıraktı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki birleştirici güç olacağız ve Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Bu çerçevede herkesi kucaklamak istiyorum. Birleştirme deyince Sayın Kılıçdaroğlu'nun sizinle ilgili de ilginç bir çağrısı oldu. Yanlış hatırlamıyorsam yakında Mustafa Sarıgül'ün gidip, değil mi, yanlış hatırlamıyorum, elini kaldıracak, elini kaldırdı, dedi. Evet. Siz gidip kaldırdınız mı elini, yoksa bekliyor musunuz? Ne zaman olacak bu? Tabii ki her zaman, yani bu sonuç itibariyle bizim. Biz o pozu gördük, ben kaçırdım mı diye düşünüyorum. Geçen hafta biz İstanbul'da bir seçim çalışması içerisindeydik. Sayın Sarıgül de vardı, Sayın Genel Başkanımız, ben. Hemen hemen haftanın iki günü İstanbul'da çalışmaların içindeyim. Dün Tuzla'daydım, bugün Kadıköy ilçemizdeydim. Önümüzdeki günlerde Ümraniye, Fatih, birçok ilçelere gitmiş olacağız. Ayın 15'inde ve 29'unda mitingimiz olacak. Kamuoyunun merak ettiği o el ele kol kola olacak manzarasında göstereceğiz. Eleştirileriniz vardı Sayın Sarıgül'e. Yani tabii o bir yarış dönemiydi ikinizin. Bunlar geride kaldı mı? Nasıl görüyorsunuz? İstanbul'da elbette şansınız geride nasıl? Kaldı. Tabii ki ben Cumhuriyet Halk Partisi kültüründe yetişen bir insanım. Sonuç itibariyle siyasi partilerde demokrasinin gelişebilmesi için o farklılıkların da kendini ifade etmesi gerekiyor. Şimdi bizde bir alışkanlık haline getirildi son dönemde siyasetçiler. Siyaseten bir partide bir şey, biri farklı düşündü mü o ya bir ayrıştırılır ya da sanki bir başka bir unsurmuş gibi ifade ediliyor. Bunun bir tanesi de işte biliyorsunuz Sayın Arınç'tır. Defalarca farklı düşüncelerini ifade ettiği için hep dayak yemiştir. Ama bereket Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu dayak yoktur. Ben her zaman geçmiş dönemlerde de örneğin bu türban meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü dönemde çıktım, açık şekilde il başkanıydım. Sayın Baykal ve o dönemin yöneticileri de kısmen eleştirebilirler, hiç sorun yok. Ama hiçbirisi vay kardeşim sen nasıl bunu kullanırsın demediler. Yine Kürt meselesi konusunda 2009 yılında çok cesur bir şekilde düşüncelerimi ifade ettim. Bizim sosyal demokrat, yani CHP'nin farklılığı da bu. İnsanlar kendi düşüncelerini rahatlıkla ifade edebileceği bir alandır. Ne yapacağız şimdi, herkesin düşündüğü birinci ordu askerleri gibi. Keşke bu AKP'de de bu işlemiş olsaydı, belki bugün bu olayların hiçbirisi de yani yaşamamış olacaklar. İç tartışma, iç eleştiri, öz eleştiri ya da rekabet mi diyorsunuz? Maalesef var mı rekabet? Eleştiri, öz eleştiri var mı? En makul eleştiri kabul edemediler. Yani Sayın Arınç'ın eleştirisi çok makul bir eleştiriydi. Sayın Başbakan çok sert bir şekilde. Hangi eleştirisini bahsediyorsunuz? Vallahi birkaç şeydi. Bir tanesi galiba Gezi'de galiba oldu. Birisi Gezi'de oldu. Arkasından bir tanesi de dershanelerde oldu diye hatırlıyorum. Dershaneler değildir. Yine Gezi ve ondan önce de yolsuzluklarla ilgili bir şey olmuştu zannettiğim kadar. Defalarca fırça yedi. Ama şükür halen biz fırça yemiş değiliz. Sayın Baykal'da da, Sayın Kılıçdaroğlu'da fırça yemedik. Biraz geriye dönüp Gürsel Bey, bugün birçok gazetede yer aldı. Sayın İlker Başbuğ'un Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir konu gündemde mi? Böyle bir şeyiniz var mı sizin de? Düşünceniz ya da böyle bir
planınız? Siz şahsen ister misiniz? Önerir misiniz? Tabii bugün benim CHP Genel Başkan Yardımcısıyım. Yani kişisel düşüncem başka bir şey ama kurumsal olarak bugün bir şey ifade etmem çok doğru olmaz. Bu 30 Mart seçimi çok önemli. 30 Mart'ı atlatmamız lazım. 30 Mart seçimiyle ilgili çok ciddi kaygılarım var. Umut ediyorum ki ben yanılmak istiyorum. Bu kaygılarım bertaraf edilir. Türkiye'nin birinci önceliği kazanılmış yarım yamalı demokrasisine sahip çıkmamız lazım. Bunun için herkesin 30 Mart'tan sonra eğer CHP'nin planı işlerse Sayın Başbuğ aday gösterme gibi bir şeyiniz olabilir mi? Bilemiyorum. 30 Mart geçtikten sonra konuşuruz. Şimdi o zaman 30 Mart ile ilgili seçim güvenliği aslında bir ifadeniz var. Başbakan, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na seçim öncesi olağanüstü hal yasası uygulanıp uygulanamayacağını inceletmiş. Bütün yasaklar üstüne böylesi bir yasak gelirse seçimin güvenliği ortadan kaldırılmış demektir. Bu görüşme nerede oldu Gürsel Bey? Ne zaman oldu? Çok ciddi bir iddiada bulunuyorsunuz. Bize biraz bunun ayrıntılarını verir misiniz? Neyi kastediyorsunuz özellikle? Şimdi bütün seçimlerin güvenliği iki bakanlığa bağlıdır. Bunun bir tanesi Güvenlik Bakanı dediğimiz İçişleri Bakanlığı'dır. İkincisi Adalet Bakanlığı. Son 70 günlük uygulamalara baktığımızda maalesef hiçbir yurttaşa güven verebilecek bir uygulama değildir. En azından benim güvenimi kaybettiğimi ifade etmek istiyorum. İki, olağanüstü hal yasasına baktığımızda uygulanıyor şu anda. Ankara'da 6 ilçeyle ilgili uygulama başladı. Dün İzmir'le ilgili 2 ilçede başladı. Önümüzdeki günlerde nereden başlayacağını bilmiyoruz. Polis devleti uygulamalarında seçim güvenliği olmaz. 6 ay önce ya da 8 ay önceydi Almanya'da seçimi izlemeye gittim. Almanya'ya gittiğimde Almanya'daki seçimin güvenliğinin tamamı devlete aittir. Öyle bizde olduğu gibi siyasi partiler gitsin kendi güvenliğini alsın falan bu son derece ilkel bir davranıştır. Devletin kurumları vatandaşın reyine sahip çıkacak. Bu konuda çok ciddi kaygılarım var ve son dönemki uygulamalara baktığımızda bu uygulamalarda maalesef bunun işaretlerini veriyor. Siz sandıklarda bir sorun olacağını mı düşünüyorsunuz? Endişeniz efendim, bundan mı? Şimdi bunu niye soruyorum? İktidar partisine bakıyoruz. İşte bazı gazetelere özellikle yakın gazetelere de bakıyoruz. Orada da çeşitli senaryolar yazılıyor. İşte Yüksek Seçim Kurulu da işte endişe duyuluyor. İşte cemaat ya da paralel yapı acaba seçimle ilgili yeni bir oyun içinde mi gibi bir takım soru işaretleriyle haberler yer alıyor. Siz bugün böyle bir şey söylüyorsunuz. Diğer taraftan Melih Gökçek işte suikast olabilir diyor. Diğer taraftan bakıyoruz başka bazı yazarlar işte suikast oluyormuş gibi yapılacak son güne doğru diyor. Ne oluyor yani? Sizin buradaki tam kaygınız nedir tüm bunlara bakınca? Kuralsızlık hakim olursa her şey olur. Türkiye'de şu anda kuralsızlık hakim. İktidar yetkililerinin iddiaları eğer iddiaları doğruysa o zaman bundan önceki seçimlerin hepsi şaibeli seçim. 5 milyon oy kaydırılacak diyor. O zaman aklıma şu geliyor. 2011 yılında ya da 2009 yılında bu oylar mı kaydırıldı? Aynı seçim kuruluydu. Aynı iktidardı. Aynı bakanlardı. Siz bir önlem alıyor musunuz parti olarak? Efendim siyasi partilerin alacağı önlem çok açık ve net. Siyasi partiler seçim sandıklarına görevli verir. O görevli orada sandık bitiminde tutanakları alır, tutanakları kendi partisine getirir. Geri kalanın tamamı devletin kurumlarına aittir. Polis alır. İşte ilçe seçim kuruluna götürür. İlçe seçim kurulunda bilmem yüksek seçim kuruluna gider. Geçmiş dönemde 2009 yılında benzer olmasa da farklı uygulamalarla karşı karşıya kaldık. Ben İstanbul İl Başkanıydım. İnanın en azından 2009 yılında ben hatırlamıyorum. 2009 yılında hiç elektriğin kesildiğini görmedim. Ama 2009 gece yarısının ne olduysa ansızın 50 yerde elektrikler kesildi. Şimdi elektrikler kesildiği zaman hiçbir şey olmasa bile kafanızda doğal olarak binlerce soru işareti bırakıyor. Ben Yüksek Seçim Kurulu bu konuda nasıl bir yöntem uygulayacak doğrusu bilmiyorum. En azından Yüksek Seçim Kurulu
kamuoyunu tatmin edebilecek açıklamalar yapması gerekiyor. Seçim güvenliği konusunda. Eğer seçim güvenliğini son 70 günlük uygulamalarına baktığımız iki bakana bırakılacaksa, benim açık söylüyorum, ben bu seçim sonucuna güvenmem. Efendim, ben bu konuda hep bir genel... Peki, çok affedersin Utku. Tabii. Yani güvenmem derken duyumlarınız mı var? Hande'nin sorusunu değiştirerek sorayım. Yani endişeleriniz mi var? Ya da ne olacağını öngörüyorsunuz? Söyleyeyim, burası başkent. Burası Şırnak değil. Başkente 6 tane ilçeye sıkı yönetim niye getiriyorsunuz? Mesela niye getiriyorlar, sordunuz size mu? Yani nedeni ne? Soruyoruz. Kime soracağız işte? Buradan soruyorum. 76 milyon izliyor. Sizler sorun. Yarın sorun. Mesela merak ediyoruz. Bugüne kadar cevap verilebilmiş değil. Dün İzmir'e 3 tane ilçeye niye böyle bir sıkı yönetim ilan ediyorsunuz? Ne oluyor? Peki burada yine HDP'ye yönelik bir takım olaylar da var. Önce Urla'da, sonra Fethiye'de ve olaylar da devam ediyor. Bu sizin de aslında bu seçim güvenliği meselesinde çok önemli bir işaret değil mi? Yani bu konuda... Evet, bir kere HDP saldırı şiddetle kınıyorum. Yani burada anayasal kurallar içerisinde bir siyasi partiye saldırı kabul etmek mümkün değildir. Sorun HDP olsa herhalde MAMA şey yapmazlar. HDP'nin en güçlü yeridir. O üç, HDP ile ilgisi yok. Bu başka bir şey. Doğrusu çok da merak ediyorum. Sayın Bakan uzun süre biliyorsunuz olağanüstü hal döneminden de görev yaptı. Mesela Sayın Bakan'ın dün bir tapesini dinledim. Sizler de dinlemişsinizdir. Bir emniyet müdürünün Sayın Bakan'a Efkan söylemiş oldu. Efkan Ala. Diyor ki, efendim savcılıkta bize bir yazı geldi, ne yapayım diyor. Yırt çöpe at diyor. Yolsuzluklarla mı ilgili bu? Bilmiyorum yani. Emniyet müdürüne Hayır. gelen bir... Şey, savcı Muammer Akkaş'ın şeyle ilgili İstanbul'da istihbarat şube başkanını, müdürünü şeye çağırması, ifadeye evet. çağırması karşısında bir görüşme. Çağırabilir son derece doğal. Hayır, ben... Yırt at diyor ama. Yırt at diyor yani evet. onun yerine başbakan. Emniyet müdürü de belli ki ya devlet terbiyesi almış, hukuk dersi almış. Efendim diyor, bir cevap yazmamız lazım. Boş ver diyor, ben sana yırt at diyorum. Şimdi bu kafalarla ülkeyi yönetemeyiz. Bu çok tehlikeli. Yani yırt at, bize de bir sürü şeyler geliyor. Bakın bu ülkede niçin MİT görevlisi gidip savcıya hesap vermesin? Alman Cumhurbaşkanı, siz de çok iyi biliyorsunuz. Hı. İstifa etti, sadece istifa etmekle yetinmedi. Gitti Alman yargısına hesap verdi. Cuma günde aklandı. Ya aklanalım, biz de aklanalım. Temiz bir toplum, temiz bir siyaset oluşsun. Birbirimizden korkmayalım. Efendim hukuk normlarımız yanlış, düzeltelim. Düzeltelim ve hepimiz hukuka hesap verelim. Bundan korkulacak bir şey. Efendim MİT görevlisi çağrılamazmış. Niye çağrılmasın? Bu ülkede milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır ne kadar haklıymış şimdi kamuoyunun anlaması gerekiyor. Dokunulmazlık kaldırılsın denildiğinde herkesin saldırısına maruz kalmıştı. Efendim sizin dokunulmazlıktan başka bir bildiğiniz bir şey yok mu? Dokunulmazlık olmuş olsaydı bugün belki en çok iktidara yaramış olacaktı. Bu sorunlarla da karşı karşıya kalmamış olacaktı. Ben az önce sandık konusunda bir soru soracaktım. Tekrar sorayım. Siz tabii otoriteleri itham edebilirsiniz. Hakkınızdır da muhalefet partisi olarak. Ancak yıllardır hep konuşulan, bizim yakın çevremizde hep konuşulan şey şudur. Cumhuriyet Halk Partisi sandık görevlileri disiplin içinde hareket etmiyor. Bazı sandıklarda görevlisi bile yok. Bu nedenle ne deseniz, eğer orada o görevlinizi bulunduramadıktan sonra siz kendi görevlilerinizi usulsüzlük de yapılsa, üç kağıt da yapılsa aslında CHP'ye müstahak diye düşünülüyor. Ama siz böyle bu bir şey sefer, olur mu? Bu sefer bunun önlemini alıyor musunuz? Asıl olan sizin orada adamınızı bulundurmanızdır. Çünkü o tutanağın bir kopyasını aldığınız sürece bütün sandıklarda hepsi toplandığında siz aslında alternatif olarak YSK gibi bunu toplayabilecek kapasiteye sahipsiniz. Ancak yıllardır hep bu söylenir. Sizin işte bazıları der ki yemek bile göndermiyor partiler, bazıları der ki adamımız yok der. Bunu önlemini öyledir, alabilecek misiniz? Öyledir, o siyasette o şeyler gerekçelendirilir. Şimdi bir de şöyle bakalım. Yani bu seçim için bir özel çalışma elbette, yapıyor musunuz? Elbette tabii ki çok özel çalışmamız var, o konuda hiç tereddütünüz olmasın.
Şimdi Türkiye'de şu anda seçime girecek, sayısını tam bilmiyorum ama ortalama iddiası olan 8-10 tane parti var. Şimdi örneğin HDP'nin Orta Anadolu'da örgütü çok güçlü değil. Ne olacak? Oyunun güvencesi kim olacak? Ya da MHP Güneydoğu'da, Doğu'da güçlü değildir. Onun bir oyunun önemi yok mu? Bu bütün siyasi partiler için geçerli olan bir kavram. Örneğin AKP'nin işte Batı'da ya da İzmir gibi, Ege gibi yerde önemli bir gücü yoktur, örgütü yoktur. Buna kim sahip çıkacak? Devletin varlık sebebi bu. Efendim partiler, tabii ki partilere sahip çıkacak. Ama sadece partilerin sahip çıkmasıyla bu oylara sahip çıkmak mümkün değil. Bütün Türkiye coğrafyasına baktığınızda her siyasi parti her coğrafyada ne yazık ki örgütlü değil. Örgütlü değil de oylarını mı çalacağız? İşte devletin güvencesi, devletin itibarı buradan kendisini göstermesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak büyük kentlerde çok ciddi hazırlıklarımız var. Örneğin İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, birçok yerlerde. Ama ufak yerlerde de ne yazık ki örgütlerimiz zayıf olduğu için burada da biz devletin güvencesine bırakmak zorundayız. Madem peki, seçime anketlerden bahsedecek. Evet, evet, onu diyecektim. Nasıl gidiyor? Son durum nasıl? Anketleri değil, sezgilerinizi soralım. Sezgilerimi sorarsanız ben anket firmalarının hiçbirisine, çoğunluğuna, %90'ına inanmıyorum. Defalarca da söyledim. Eğer anket firmaları... Niye inanmıyorsunuz? Onu hemen söyleyeceğim. Anket firmaları bu konuda itiraz ederlerse, bir gün programa çağırırsanız bütün belgelerini de getireceğim. Hemen hemen hani bu arada bir doğru bilirler ya, saatte işte günde iki kez doğruyu gösterir hikayesi gibi. Birçok dönemde anket firmaları hep sınıfta kalmıştır. 2009'da, ondan sonraki seçimlerde, örneğin 89'da %68, bizim devasa gazetelerimiz %68 diye bu anket firmaları o günde vardı. Ertesi gün başka bir şey çıktı. Ve anket firmaları bağımsız değil Hüseyin Bey. Keşke bağımsız olsa. Eğer anket firmaları, hayır, şimdi orada... kamuda iş yapıyorsa, yani düşün, ben belediye başkanıyım. Benim belediyemde iş yapıyor, benimle ilgili de anket yapacak. Ya, bu objektif olabilir hükümete mi? Yakın araştırma şirketlerini bir kenara bırakalım. Objektifliğiyle bilinen, seçimlerde nitelikli sonuçlar veren şirketlere haksızlık olmaz mı? Böyle? Olmaz, isimlerini vermek istemiyorum. Her şirket çıksın, kamuda ne kadar iş yaptığını söylesin. Hayır, ben kamuda iş yapmıyorum diyen bir şirket varsa ben onu bağımsız kabul edeceğim. Eğer siz bakanlıklarda, belediyelerde ciddi iş yapıyorsanız bağımsızlığınızı kaybetmişsiniz demektir. Almanya seçimlerine gittim. Seçime bir hafta vardı. Ve oradaki kamu yoklaması şeylerine baktım, verilerine. Utku Bey, binde üçle yanıldılar. %1 falan değil, binde üç. Yani %5 barajdır biliyorsunuz. %5 barajı aşamayan bir siyasi parti için 4.92 söylemişti. 95'te bitirdi. 4.95'te. Peki 30 Mart'a dönersek Gürsel Bey, sizin öngörünüz nedir? İstanbul, İzmir, Ankara, özellikle Eskişehir, bizim şu andaki bizdeki çalışma şeyine, verilerine de baktığımda Aydın, Manisa'da çok ciddi bir potaya girdik. Adana, Mersin, yani ortalama 13 ilde, 13 büyük şehirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin şansı çok yüksek. Yani oy oranı tahmininiz var mı acaba? Şimdi oy oranını tahmin etmek çok zor. Şimdi 13 il deyince ciddi bir rakam söylüyorsunuz o yüzden. Tabii. Sayın Başbakan'ın da bir açıklaması var. Birinci parti olmazsam bırakırım dedi. Kimin birinci parti olup olmadığını bilmiyorum. Yani birinci parti kavramı başka bir şeydir. %31 ile de birinci parti olursunuz. Ama daha çok kamuoyunun beklentisine cevap verebilecek önemli iller vardır. Seçmenimizin %78'i 30 il içerisinde. Yani büyük şehir dediğimiz bütün şehir. %75 mi? %75'i belirleyici olacak. Yani 30 şehirdeki sonuçlara bakacağız. Bu bütün şehirlere baktığımızda bizim iddialarımız, özellikle yeni ekleyeceğimiz Adana ve Bursa'da çok ciddi
potaya girdik, onu da ifade etmek istiyorum. Bursa adayımızda çok sevilen, geçmiş dönemlerde de çok uzun süre siyasetin içinde olan, merkezin de çok sevdiği bir insan. Manisa'da çok ciddi iddialıyız. Manisa'da Özgür Özel. Özgür Özel, evet, çok başarılı bir arkadaşımızdır. Ben Manisa'ya geçmeden Aydın'ı, Bursa'da bir soru Aydın, sormak Muğla. İstiyorum izninizle. Geçen haftaki programda Sayın Arınç tam da Bursa'dan başlayarak, Bursa'daydı program biliyorsunuz, dedi ki bakın Bursa'da dedi, arkasından Ankara'yı gösterdi Mansur Yavaş'ı, arkasından Hatay'ı saydı Lütfi Savaş'ı ve ondan sonra CHP'yi eleştirdi. Dedi ki bulamıyorlar aday, merkez sağdan adaylar gösteriyorlar dedi. Kendisi de aslında belki hani bu adayların işte şansını da belki itiraf da etmiş oldu diye ben böyle düşünüyorum, özellikle Bursa'da belki de. Siz buna ne diyorsunuz? Yani aday bulamadığınız için mi bu insanları seçtiniz? CHP kendi gücüyle çıkamıyor mu? Bu çok eleştirilen bir konu biliyorsunuz. Sağa açıldı diyenler var, solu bıraktı diyenler var, sola dön diyenler var. Atatürkçülükten vazgeçti diyenler var, sağcılaştı diyenler var. Evet. CHP'nin en önemli varlıklarından bir tanesi, gerçekten Türkiye'de hiçbir siyasi partide görülmeyecek bir tablodur. Örneğin İstanbul'da en zayıf olduğumuz ilçe Sultanbeyli'dir. 5 aday arkadaşımız yarıştı. 5 aday. Cumhuriyet Halk Partisi deyince, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday sorunu olmaz. Buna emin olun. Türkiye coğrafyasının tamamında, hele özellikle bu dönem, en iddiasız olduğumuz, bakın %8, %10 oy aldığımız yerde 5 tane adayı çıktı. Söz konusu değil. Genel başkanımız özellikle son dönemlerde ya bu seçimde de çok ciddi ihtiyaç olabileceğine inandığı için toplumun bir birliğe, bütünlüğe ihtiyacı var. Hiçbir kişi siyasi partilerin çizgisini değiştirmeye gücü yetmez. Keşke yetseydi. Sayın Günay ve arkadaşları herhalde bugünkü AKP'yi başka bir noktaya getirebilirlerdi. Şimdi AKP'ye baktığımızda geçmiş dönemde solda, solun ilerisinde, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ni, SHP'yi beğenmeyen birçok insanlar bugün AKP'de siyaset yapıyor. Niye yapıyor? Kim adına yapıyor? AKP'nin ilkeleri belli, o ilkeler doğrultusunda yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ilkeleri belli. Gelen arkadaşlarımız bu ilkeleri kabul ederek gelmişlerdir. Ve çok da iyi yapmışlardır. Bakın Hatay'da şu anda en iddialı parti biziz. Tuttu mu yani? Kesinlikle. Hiç tereddütsüz. Ankara'da Sayın Mansur Yavaş, nereye gitsem, kafeye, sokakta, caddede, taksiye, kiminle karşılaşsam ilk sorusu şu: Sayın Mansur Yavaş çok doğru bir adaydır. Ve bütün bu aday belirlemelerinden önce kamu yoklamaları, defalarca kamu yoklamaları yapıldı. Bölgede kanaat önderleri ne soruldu? Ya bir gece yarısı alınmış kararlar değildir. Yarın AKP'de önümüzdeki günlerde şu anda milletvekili olan arkadaşlarımızın önemli bir kısmını biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısına davet ediyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Sizin bir ne demek, bir suç mudur? Gürsel Bey, yani böyle şimdi AK Parti'den istifa eden bazı isimlerin bir çatı altında toplanabileceği de ifade ediliyor. Yeni bir parti kurulabileceği de. Hatta bugün yanılmıyorsam Akit'te okudum. Genç Parti üzerinden de bir organizasyon olabileceği ifade ediliyor. Ya da CHP'ye de geçirebilecekleri söyleniyor. Var mı böyle bir temasınız sizin? Hayır, böyle bir temasımız yok. Yalnız şu anda parlamentoda birebir tanıdığım ve bu olup bitenlerden çok rahatsız olan AKP'de milletvekili arkadaşlarımız var. Bir kısmını gerçekten İstanbul'da yakın en tanıdığım insanlardır. O rahatsızlıklarından dolayı henüz ayrılmamış değil mi AKP'den? Hayır, ayrılmamış. Şu an milletvekili. Kendilerini Cumhuriyet Halk Partisi çatısının altına davet ediyorum. Peki efendim, siz biraz ben bir daha sorabilir miyim? Yani AKP'li vekilleri siz CHP çatısı altına, yani elbette bundan rahatsız olan vekilleri kesinlikle davet ediyorum. Bunları kendilerine söylediniz mi? Sayısını bilemiyorum. Şu anda bir sayı verirsem yanılmış olurum ama birebir en az 3-4 tane arkadaşımı çok yakinen tanıyorum. Ama gerçekten bu olup bitenlerde, bitenler konusunda en az bizim kadar rahatsız olduğunu biliyorum. Siz konuştunuz mu? Bizzat görüştünüz mü? Tabii. Onlara gelin dediniz. Söylediniz yani. Hayır, gelin demedim. Burada çağrı yapıyorum. Ben bir şey daha soracağım. Şimdi gene Ankara günlüğünde Sırrı Süreyya Önder, HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, hem de biliyorsunuz genel başkan yardımcısı. Bizde 2 hafta önce, yanılmıyorum değil mi, bir açıklaması oldu. Yerel seçimlerde ittifak için CHP'lerle görüştüklerini
söyledi. Doğru. Bizi destekleyin ama kimse görmesin yanıtını CHP'den aldıklarını söyledi. Bu teklifin de iki CHP Genel Başkan Yardımcısından geldiğini söyledi. Hatta Sırrı Süreyya Önder aday olmasın, başka bir aday gösterin ifadesinde kullanıldığını söyledi. Böyle bir görüşme oldu mu? Bu elbet, tabii ki bu görüşme oldu. Bu görüşme resmi bir görüşmeydi. Yani öyle gizli bir görüşme falan değil. Gizli gelin, gizli gidin, böyle bir şey olabilir ama mi? Ama bizi destekleyen bir partinin, kimse bilmesin, bakın, görmesin. Bir partinin genel merkezinde bir dört kişilik bir heyet geliyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de dört kişilik bir heyet varsa, bunun gizliliği düşünülebilir mi? Sonuç itibariyle kapıda giriyorsunuz. Burada Sayın Genel Başkanımızın kullanmış olduğu cümleleri aynen harfi harfiyen sizlerle paylaşayım. Siyasi partiler sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi ve karşınızda kurumsallaşmış yeni bir parti var. Böyle bir ittifakın oluşabilmesi için bir partinin genel başkanının ya da iki tane genel başkan yardımcısının düşünceleriyle oluşabilecek şey değildir. Partilerin kurulları vardır. Yani parti meclisinizi toplamanız lazım. MYK'nızı toplamanız lazım. Ciddi ciddi tartışmanız lazım. Böyle uzun uzun adaylar belirlenmiş. Yani bu tartışmaların, bu görüşmelerin olduğu dönemde hemen hemen Türkiye'de birçok yerde adaylar belirlenmiş. Bu belirlenen adaylardan sonra nasıl bir ittifak kurulacak? Hangi adayımızı geri çekeceğiz? Onun için bu böyle bir korkulacak bir durum söz konusu değildir. Her türlü teklif makul tekliftir. Bunlar reddedilecek teklifler değildir. Ama o saatten sonra böyle bir ittifakın olması söz konusu değildi. Hem CHP açısından hem de HDP açısından söz konusu olmayacağını açık şekilde ifade ettik. Sayın Sırrı Süreyya Önder'in dediği gibi, ki zaten kendisi programda bunu Kemal Bey'in söylemediğini de ifade etti. Ama buna benzer, ya işte gizli neydi? Hani gizli. Şöyle, bizi destekleyin ama kimse görmesin. Kimse görmesin kimse şeklinde duymuyor. Bir şey söylediğiniz. Ya yok, ben en azından siz ben söylemedim. Siz görüşmede? Tabii vardım. Vardım evet. Ama böyle bir teklif, böyle bir söylem bana ait değildir. Tekrar bu şeye dönersek, partinin sağcılaşması, cemaatle ittifak meselesi, bu konu çok tartışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürkçülükten, Atatürk'ün ilkelerinden taviz mi veriyor? Ve bu eğer işte 2009'da da hatırlarsanız siz yine Sultanbeyli'de gerçekten çok önemli bence Cumhuriyet Sultan Gazi'de Cumhuriyet Halk Partisi tarihi için çok önemli bir adım attınız ve o toplantıda işte çarşaflı insanlara Cumhuriyet Halk Partisi rozeti takıldı. Fakat bu sanki böyle bir seçimde taktik işbirliği gibi kaldı. Bugün de yani bir şey aksi durum olursa bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tartışmaya yol açacağını düşünüyor musunuz? Ben de bir şey yapayım. Yanlış anlaşılmasın. Hocam ikinci kez söylüyor. Sağcılaştığınızda Atatürk'ten uzaklaştığınız şeyi doğru değil. Yani ben sağcılar arasında çok sayıda Atatürkçü vardı. Çünkü hayır, az önce de söylediniz onu. Hayır, Twitter'da da böyle sorular soruyor. Cumhuriyet Halk Partisi. Ama sağda olanlar hani Atatürkçü değil. Hayır, bir şey de anlaşılmasın sorudan. Ayrı sorular onlar. Bu tartışma özellikle son dönemlerde partimize sağda gelen partiye katılan sağda gelen arkadaşlarımız üzerine kuruluyor. AKP ne kadar solculaştıysa biz o kadar sağcılaştık. Hayır, yani bu 2009, daha sonra yine 2011'de 2009'daki Hüseyin Bey, ben ilk il başkanı onu olduğunda, mesela bir anlatır mısınız tabii. Bize? Tabii hemen anlatayım. Yani 2009 yılında, 2007 yılında il başkanı siz olduğunda başkanı, evet. Tamam. İl başkanlığı dönemimde özellikle toplumun farklı kesimleriyle maalesef Cumhuriyet Halk Partisi çeşitli dönemlerde bir uzaklaştırılmasını gördüm. Bunun üzerine İstanbul'un çeperleri dediğimiz, yani yeni İstanbul'la ilgili çok ciddi çalışmalarım oldu. 11 tane belediye başkanı partiye kattım ben. Sağda, DSP'de, ANAP'ta, DYP'de, İstanbul'da o zaman çok ciddi belde belediyeleri vardı. Bunların hepsini partiye kattım. Daha sonra Sultan Gazi'de hemşerilerimin yoğun olduğu, Erzurumların yoğun olduğu bir bölgedir. O bölgede arkadaşlarımızla bir çalışma yaparken bir aile, çok geniş bir ailedir, Cumhuriyet Halk Partisi'nde katılabileceğini ifade etmişti ve adaylık talebi vardı. Bunun üzerine ben Sayın Baykal'la görüştüm. AKP'de 5000 kişi istifa edecek, bize katılacak. Bu konuda arkadaşımı da ben çok iyi tanıyorum. İyi bir iş adamıdır.
Kendisi de aday olmak istiyor ve bu çerçeve içerisinde arkadaşlarımızla görüşmeden sonra partiye bir katılım töreni oldu. Katılım günü, bunu samimi olarak söylüyorum, bir sürü rivayetler yazıldı, şunlar bunlar. Ben daha önceki uygulamalarım tartışılması gereken bu uygulamayken çok son derece mütevazı bir uygulama fırtınalar kopardı. Ön tarafta bizim belediye başkan adayımız arkadaşımızın kız kardeşi ve ablası kürsüye fırladı. Biz de rozet takmak istiyoruz dedi. Bizim için şereftir. Sayın Genel Başkanımız her iki ablamızın, kardeşimizin rozetlerini taktı. Ertesi gün fırtınalar koptu. Ya kardeşim, bakın Türkiye ne çektiyse bizi... Hayır, şimdi izleyiciler belki hatırlamıyorlar o olayı. Siz hani olayın öznesi olduğunuz için çok rahat anlatıyorsunuz. Oradaki insanlar çarşaflı insanlardı ve bir gün sonraki gazetelerde CHP kara çarşaflılara altı ok rozeti taktı şeklinde ifadeler yer almıştı. Onu hatırlatalım. O yanlış ifadelerdir. Yani insanların sosyal yaşamları, insanların giyimleri, kuşamları ile ilgili bu tabirleri kullanmak son derece incitici'dir. Ben toptan reddediyorum. Yani bugün Anadolu'ya gittiğinizde Anadolu'nun dört bir yanında insanların farklı giyimleri var, farklı kuşamları var. Kimi inancı gereği, kimi geleneği gereği. Şimdi burada bizim böyle bir insanlara giyim kuşam dersi verecek ya da onların sosyal yaşamları ile ilgili bir cümle söylememiz son derece inciticidir. Bütün o dönemki o söylemleri de incitici olarak kabul ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir partidir, sol bir partidir. Türkiye'yi kuran bir partidir. 76 milyon yurttaşımızı kucaklamak gibi bir görevi var. Ötekileştirme gibi bir görevi yok. Böyle bir şey olabilir mi? Ayrıştıra ayrıştıra ne hale geldik? 76 milyon yurttaşımızı bir arada yaşatamıyoruz. Bu çok tehlikeli. Bütün siyasi partiler bu geçmiş dönemlerdeki kullanmış olduğu cümlelerini terk etmesi lazım. Tamam. Türkiye'nin bir barışa ihtiyacı var. Yani Sayın Başbakan'ın biraz önceki Alevi yurttaşlarımızla ilgili kullanmış olduğu cümleleri gerçekten çok incitici olarak kabul ediyorum. Çok incindiğimi de ifade etmek istiyorum. Bütün siyasetçiler bu üsluplara dikkat etmesi lazım. Geçmiş dönemlerde bu ülkenin azınlıkları aynı zamanda bu ana unsurlarıdır. Ermenisine, şuyuna, buna kullanılan cümleleri hiçbirimizin unutmaması gerekiyor. Bu dilimizi hepimizin değiştirmesi gerektiğine inanıyorum. Şimdi buradan açtınız. Bu tahliyeler, demin sormuştum İlker Başbuğ'u ama sonra o konudan ayrıldık. Bu 5 yıl tutukluluk mevzuyla ilgili tahliyeler. O tahliyeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Zirve Yayın Evi de var içinde. Diğer taraftan Erhan Tuncel de var. Sizce vicdanları doğrudan etkileyen bir süreç mi yaşanıyor şu an? Sorumlusu da kimdir bunun? Sorumlusu iktidardır. Neden? Kim olabilir? Ya Allah aşkına yani. Bu hani bir söz var. Avukatın düşkünü derdini bu başına anlatır. Aynı anda yarın da büyük ihtimalle Tuncay Özkan, evet, Doğu Perinçek çıkacak. Aynı hükümden ama belki yararlanacaklar. Onlarla Zirve Yayın Evi'ni aynı kalıba sokarsak zaten sıkıntı burada. Şimdi bütün bu uygulamalar parlamento ne işe yarar? Ya bu yasama dediğiniz sadece gece yarısı bir siyasi partinin taleplerini karşılamak için kurulmuş bir sistem değildir. Yasama, eğer bu bütün bu olup bitenler konusunda bir rahatsızlığı varsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz hazırız. Gelin bunları ayrıştıralım. Böyle bir şey olabilir mi? Siyasal düşüncesinden dolayı insanlar cezaevinde, katil de aynı şeyle bırakılıyor. Gelin bunları ayrıştıralım derken şimdi ben tabii şunu sormak zorundayım. Yeni anayasa 4 siyasi parti bir türlü yazamadı beraber. Yazıldı. Yani işte belli madde. Yazıldı. En azından 60 maddeyle ilgili. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi de Sayın Genel Başkanımız da 60 maddeyi getirin. Evet, biz de oy verelim. Tabii ki gönül isterdi ki 12 Eylül dönemindeki bu pranga gibi demokrasinin önünde büyük engel teşkil eden bu anayasayı yeniden yapalım. Örneğin siyasi partiler yasası. Siyasi partiler yasasını değiştirmeden bu ülkede demokrasi getirmemiz mümkün değildir. Bakın daha işte 3 ay önce, 2 ay önce aday belirlemeleri oldu. Ankara'da tayinli bir sistemle
Siz siyaseti dizayn etmeye kalkışırsanız demokrasi işletemezsiniz. Siyasi partiler yasasının mutlaka değişmesi gerekiyor. Bugün dünyadaki evrensel kurallar içerisinde nasıl seçim sistemi varsa Türkiye'de buna kavuşmalı. Eğer siyasete demokrasi getirirsek Türkiye demokrasi daha kolay getiririz. Hayır, siyasetin demokrasiye ihtiyacı yok derseniz o zaman bütün bu hukuksuzluklarla da mücadele etmeye kalkışırız. Siz gelin bugün ayrıştıralım derken teklifiniz nedir? Efendim, ben tabii hukuki olarak şeyi bilmiyorum. Burada parlamentonun neredeyse üçte biri hukukçu. Ya yani üçte biri hukukçu. Anayasa profesörleri şu mu? Biz dünyayı yeniden keşfedecek değiliz. Bütün evrensel hukuka bakacağız. Onlar nasıl uyguluyorsa aynı uygulamayı biz de uygulayacağız. Yani Sayın İlker Başbuğ'la işte bir katili o yasada eşit bir şekilde yararlandırırsanız Türk hukukuna da Türk demokrasisine de çok ciddi zarar verirsiniz. Efendim, siz Sayın Deniz Baykal istifa ederken, ben hatırlıyorum o günleri, il başkanıydınız. Evet. Ve o dönem sizin görüşleriniz de etkiliydi. Şimdi Sayın Başbakan'ın konuşmalarına baktığımızda kullandığı argümanların biri de Sayın Baykal'ın işte istifasına neden olan o kasetin de bu adına işte paralel yapı denen yapı tarafından aynı MHP'lilerde olduğu gibi. Siz buna inanıyor musunuz? İnanmıyorum. Böyle olduğuna. Başbakan'ın üzerine düşen bir sorumluluk var mı? Sayın Deniz Baykal bu konuda başbakanı işte önüme delil koyun diye bir çağrıda bulunmuştu. Siz daha detaylı bilgiye sahip misiniz? Şimdi CHP'nin herhangi bir belediyesinde ya da CHP'nin genel merkezinde, genel başkan yardımcılarında bir kurumunda bir sorun olursa bunun sorumlusu kim olur? Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu olur. Bir ülkeyi yöneten başbakan bir siyasetçiyle ilgili kurulmuş bir kumpasla ilgili, bakın başbakanı hiç ciddi bulmuyorum bu meselelerde. Hiç. İnsanı da bulmuyorum. Niçin insanı bulmuyorum? Ciddi kabul edilemeyecek bir şekilde kamuoyuna yansıyan o kasetler üzerine başbakan siyaset yaptı. Unutmayın. Açın bakın. Bunlar çok ayıp şeyler. Bu şeyi mi diyorsunuz? Genel mi, özel mi, o tartışmayı mı diyorsunuz? Tabii ki. Gerek Sayın Baykal'la ilgili, gerek MHP milletvekilleriyle ilgili miting meydanlarında kullanmış olduğu cümleleri ben burada kullanmak istemiyorum. Ben başbakan olsaydım ya da bakan olsaydım, İçişleri Bakanı olsaydım 48 saat sonra sorumluları kamuoyunun önüne çıkarırdım. 48 saat sonra. Böyle bir şey olabilir mi? Teknoloji gelişmiş, istihbarat birimleri, polis teşkilatı, her şey elinizde. 24 saat içerisinde, bilemedin, 48 saat içerisinde bunu sonuçlandırırdım. O gün onu sonuçlandırmış olsaydı bugün bunlarla karşı karşıya kalmayabilirdim. Şimdi hep şöyle gerekçeler söyleniyor, işte bugünden yola çıkarak söylüyorum bunları. Yok işte yurt dışından yükleniyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bunların ya da işte o görüntüleri ben talimat verdim, kaldırttım. Yani böyle bakınca bunları da inandırıcı bulmuyor musunuz Gülşen? Bulmuyorum. Yurt dışında da olsa Türkiye güçlü bir ülke. Ya yurt dışı dediğiniz neresi ya? Mesela hangi ülkeyle sizin ilişkiniz yok? 24 saat içerisinde bunu çözebilirsiniz. İstemediler. Bunun üzerine siyaseti inşa etmek istediler. Ve başbakan da bunu alanlarda konuştu, yani hepimiz biliyoruz. Alanlarda kullanmış olduğu cümleleri şimdi de, burada bana şimdi söyletmeyin. Şimdi de kullanıyor. Bu sefer başka bir amaç için galiba. Ama olmaz yani. Bu cümleler kimseye kar eden cümleler değildir. Siz ama bunun paralel yapı olduğu ya da olmadığı konusunda fikriniz efendim, var beni mı? Hiç ilgilendirmez kim olursa olsun. Benim bildiğim bir yapı var, bir iktidar yapısı. Benim muhatabım da siyasetçi olarak iktidardır. Bir sorumluluk varsa, hani Sayın Demirel'in deyimiyle işte bilmem nerede koyun kaybolursa sorumlusu benim. Burada bütün olumsuzlukların sorumlusu başta başbakandır ve bakanlar kuruludur. Ben gerisini tanımam. Varsa da elinde ne varsa bunu da kamuoyuna paylaşsın. Peki Gürsel Bey, siz tecrübeli bir siyasetçisiniz. Bu geçmişteki kasetlerin kim tarafından yani yapıldığını, acaba hükümet mi yaptı? Yoksa hükümete o zaman bağlı başka, birimler mi? Yani? Tabii, o zaman başka bir
Madem ki bu meseleyi açtıysanız, Türkiye'de bu kirli devlet anlayışından vazgeçebilmiş değildir. İktidarların şöyle bir hastalığı vardır. Geçmiş dönemlere de baktığımızda hiçbir başbakan, çok üzülerek söylüyorum, dünyada böyle midir? Hiçbir başbakan onurlu bir şekilde jübilesini yapabilmiş değildir. Hatırladığınız bir başbakan var mı? Yani bana, evet, sadece siyasetçi olarak Sayın Erdal İnönü. Evet dedi, ben bu kirli anlayış içerisinde siyaset yapamam ve ayrıldı. Onun dışında bütününe baktığınızda maalesef jübilesini yaparken çok acılarla jübile yapmışlardır. Neden kaynaklanıyor? Kurallı bir devlet anlayışını oturtamadığımız için. Geçmiş dönemlerde derin devlet dediğimiz, kirli işlerden olmuş, başbakanlara suikastlar kurulmuş. Bu iktidarın en büyük iddiası neydi Hüseyin Bey? Biz kirlilikten arındırdık. Ankara'nın derin dehlizlerine girdik dedi. E şimdi görüyoruz. Ankara'nın derin dehlizlerine girildi mi? Kendileri girmiş. Sayın Arınç'la ilgili 17 gün bütün gazeteleri takip ettim. Kamuoyunu 17 gün meşgul oldu. Sayın Arınç'a suikast yapılacak diye. Bir ülkenin başbakan yardımcısına suikast yapılıyorsa... Maskeymiş efendim. Efendim? Maskeymiş o. Kozmik odaya girmek için... Evet, bu ne buldunuz o zaman? Girdiniz kozmik odaya. Kozmik odaya girdiyseniz o zaman mutlaka bir sonuçlandırmanız lazım. Şimdi olay şu. İktidarlar siyasi partiler yasasını da onun için değiştirmiyorlar. Mesela böyle herkes şey diyor. Vay be, 12 Eylül dönemi işte darbe dönemi falandı filandı. E hadi siyasi partiler yasasını değiştirelim. Ona gelince hiç kimse dokunmuyor. ANAP döneminde öyleydi, Sayın Demirel döneminde öyle, rahmetli Gecevit döneminde öyle, bu dönemde öyle. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her dönem kanun teklif vermişiz. Ya gelin 12 Eylül'le hesaplaşacağız diyorsunuz. 12 Eylül'le hesaplaşmak için 12 Eylül'ün getirmiş olduğu antidemokratik uygulamaların tamamını kaldıralım. Hayır kardeşim, buna dokunma. %10 barajı aman dokunma. Niye? İşlerine geliyor. Ne zamana kadar geliyor? Jübile yapana kadar. Siz pardon. Bu acı jübilelerden Türkiye'yi kurtarmamız lazım. Siz başbakanın jübile yapacağını mı düşünüyorsunuz ya da jübilesi olduğunu mu? Vallahi bugüne kadar başbakanların hiçbirisi sağlıklı bir jübile yapamadı. Peki, pardon ilgili... Hande, ben tekrar döneyim. Tabii. Bu kasetleri kim yaptı öyleyse? Yani başbakan sürekli bu paralel yapının Sayın Baykal, ey Bahçeli, bunlar size de tuzak kurdular diyor. Siz bu sözlere ne diyorsunuz? Hüseyin Bey, 3 ay bana İçişleri Bakanlığı'nı verin, bütün bu kirlilikleri çıkaracağım. 3 ay. 3 ay versinler bana İçişleri Bakanlığı'nı. Bütün bu derin kirlilikleri 3 ay içerisinde çıkarmasam hiçbir şey bilmiyorum. Hükümet neden efendim, çıkartmıyor Gürsel'i? Vallahi bir suç ortaklığı varsa bir şey bilmiyorum. Aklıma o geliyor, başka bir şey değil. Ya bugüne kadar bütün bu olup bitenlerle ilgili ciddi bir önlem almamış, tedbir almamışsanız, mesela ben başbakan yerine olsaydım, bütün belli ki devletin kurumları herhalde bilgi veriyor. Yani neredeyse ayda iki kez devletin en üst birimleri toplantılar yapıyor. Bu veriler üzerine ana muhalefete, bütün muhalefet partilerine de gelin kardeşim, bu kirliliği temizlemek istiyorum. Şu yasalarla temizleyelim. Bugüne kadar bizim kapımıza gelmiş kimse yok. Biz defalarca söylemişiz. Bakın, dinlemelerle ilgili vermişiz. Efendime söyleyeyim, HSYK ile ilgili kanun teklif vermişiz. Yargının son dönemdeki uygulamaları ile ilgili, özellikle 2010'da 11'den itibaren defalarca vermişiz. Tamamı reddedilmiştir. Yani paralel... Ne zamana kadar reddedilmiştir? Paralel yapı ya da adı ne olarak adlandırılırsa, size bu konuda ayrıntılı bilgi sunsaydı siyaset olarak beraber hareket eder miydiniz? Bunu mu anlamamız efendim, ben lazım? Ben hangi yapı bilmiyorum. Bize Cumhuriyet Halk Partisi'ne, biz Türkiye'de bir hukuk sistemi getiriyoruz. Herkesin kendisini güvence hissedebileceği bu yasal uygulamaları getiriyoruz derlerse yarın da evet deriz. Bırakın geçmiş. Ama hayır, gece yarısı bize şu kanunlar lazım, bunu getireceğim, günübirlik ihtiyaçlarımı karşılayacağım derseniz elbette Cumhuriyet Halk Partisi ona reddeder. Onu reddeder. Şimdi deminki sözlerinizde, bilmiyorum bu konuda yoksa,
jübile ifadesinden yola çıkarak, çünkü şunun için MHP lideri Sayın Bahçeli'nin de bir ifadesi olmuştu. Çankaya yokuşunu artık çıkamaz ifadesini kullanmıştı. Gerçi Sayın Başbakan da ona bir yanıt olmuştu ama siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü 3 seçim peş peşe, yerel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçim. Aslında iki bağlantılı soru soracağım. Bir, Sayın Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'ne çıkışı tüm bunlarla engellenmeye çalışılmış ve engellenmiş midir? İki, ufukta bir erken genel seçim var mı? Bir kere önce 30 Mart belki siz çok ciddi almayabilirsiniz. Ya diyeceksiniz ki işte 20-25 gün sonra seçime gideceğiz. 30 Mart'tan önce hiçbir şey söylemek istemiyorum. Peki şimdi 30 Mart'ta... Öyle bir söylüyorsunuz ki yani, niye ama, 30 Mart... Ama bir realiteyi görmemiz yerel lazım. Yerel seçim bile yapılmayacağını mı düşünüyorsunuz? Efendim yapılacak. Ama burada nasıl bir sonuç çıkacağını bilmediğimiz için... Bu sonucu görmeden Cumhurbaşkanlığını ya da ondan sonra erken seçim mi olacak, 2015 seçim mi olacak dememiz çok inandırıcı olmaz. Şöyle diyeyim o zaman, iktidar partisinin oy oranını koruması ya da artırması tüm bunların farklı neticelenmesine de sebep olacak. Böyle mi yorumluyorsunuz? Yani ya biz, da bu... ben tabii ki kamu yoklamaları deyince bir yabancı firmanın bir ilaç şirketinin yapmış olduğu kamu yoklamasına baktığımda kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Ne kadar doğru bilemiyorum ama en azından onlar daha bağımsız yaptıklarını bildiğim için. İlaç şirketi yapıyor mu, yaptırıyor mu efendim? Yapmış. İlaç yapmış şirketi gördüm. Seçimle ilgili. Merak ederler. Yani sonuç itibariyle burada yatırımcı merak ediyor Türk siyasetini. Yani Türkiye çok değişti. Türkiye aynı zamanda küresel bir ülke. Ne sonuç var? Küresel sermayenin hakim olduğu bir yer. Sonuç şimdi, ne Hürsel Bey? Sonuç %32 AKP. Kendi ama ne kadar doğrusu? Ha? Kendi partinizinki yani. Bizim CHP'nin? 30. 30. Hı-hı. Var mı konusu? Peki ben Hande'nin bıraktığı yerde az önce siz dediniz. Siz muhalefet, ana muhalefetsiniz. Neden mesela erken seçim isteyemiyorsunuz? Defalarca istedik dedim. Az önce hani Hande sorunca 30 Mart'ı bekleyelim dediniz yani siz. Hayır ama şimdi şu anda erken seçim isteseniz de bir şey ifade etmez. Bu seçimi beklemek zorundasınız. Sayın Genel Başkanımız, Sayın Başbakan'a İstifa edin deyince ne yapacak? Erken seçimdir bu, aynı zamanda erken seçim talebidir. Ha, o zaman şey de sonra, o zaman CHP'ler niye sineği millete dönmüyor gibi? Efendim sineği millete dönüşünüz bir sonuç getirmiyor. Biliyorsunuz parlamentodaki sayısal çoğunluk yine devam edecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamentoda çekilmesi bir erken seçimi gerektiren bir sonuç değildir. Tam tersi olur. Tam tersi. Milletvekili sayısı kadar ara seçim olur. Bu da şu demektir, iktidarın tam da istemediği bir olanağı elde, olanağı yaratmış olursunuz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sayısı kadar bir ara seçim olacak. O ara seçimde yarısı da başka siyasi partilere gidecek. Parlamentodan çekilmek erken seçimi gerektirmiyor. Keşke öyle bir şey olsa. Efendim, burada Sayın Arınç'tan önce konuk etmiştik Sayın Sırrı Süreyya Önder'i. Onunla da burada aramızda bir polemik olmuştu. Sayın Önder demişti ki AKP ve CHP birlikte yolsuzluğa bulaşan belediyeleri aklama yasası çıkardılar demişti. İhaleye fesat karıştırma suçunun cezasını indiren maddeye ilişkin. Ben de kendisine basında okuduğum habere istinaden bunu dört parti bir arada Adalet Komisyonu'nda doğru önerdi ve genel kurula indi demiştim. Daha sonra geçtiğimiz hafta içinde kendisi aradı beni sağ olsun ve dedi ki ben dedi Adalet Komisyonu'nun tutanaklarına da baktırdım. Genel kurul tutanaklarına da baktırdım. Bu konuda bizim bir ortak önergemiz yok dedi. Ben de baktım. Hakikaten önerge CHP tarafından veriliyor. Ancak Adalet Komisyonu'nda Sayın Murat Bozlak, BDP'nin vekili, BDP'li vekil itiraz etmiyor. Ömer Süha Aldan, CHP'li ve Ali Rıza Öztürk'e ben sordum hafta içinde. Efendim Süreyya Bey böyle diyor diye. Hayır, biz iyi hatırlıyoruz ki Murat Bozlak el kaldırdı ve evet dedi. Dediler. Ben Sayın Murat Bozluğa da aradım. O da dedi ki hayır, yanlış hatırlıyorlar dedi. Ben bunu da buraya, çünkü o tartışmada ben Sırrı Süreyya Önder'e söylemiştim. Dört parti olarak getirdiniz diye. Basında da bu yönde haber çıktı diye. Genel kurulda BDP bunun, bu düzenlemenin reddi için önerge veriyor. Kabul edilmiyor. Size sorum da bunları hatırlattıktan sonra, eğer buradan bir yanlış bilgilenme olduysa kamuoyuna, size sorum da siz o
teklifi niye verdiniz? Yolsuzluğu evet. aklamak için verdiniz AKP ile birlikte. Yoksa bir arkasında bir spesifik bir belediye başkanı vardı, bir sıkıntı Tabii. vardı? Hemen onu söyleyeceğim. Birincisi aslında şu anda bizim uygulamış olduğumuz yani 2005 yılında arıl acele yapılmış yerel yönetimler yasası tamamen ranta ve yolsuzluğa dayalı bir yasadır. Yani biraz önce de İstanbul uygulamalarına baktığımızda bu sadece İstanbul'a mahsus değildir. Hemen hemen bütün belediyelerdeki uygulamalar ne yazık ki bu çerçevede. Bu yasa ivedilikle değişmesi gerekiyor. Bu konuda da çok ciddi mücadele ettim. Ama ne yazık ki gücümüz yetmedi. Bunu iktidar partisini ikna edemedik. Bu teklife gelince bu teklifle ilgili orada da biraz önceki uygulamalar gibi yani Malatya'daki zirve yayın eviyle Genelkurmay Başkanı'nın nasıl aynı torbada faydalandıysa burada bizim bir belediye başkanımız. Sadece bizim belediye başkanımız değil, benzer birçok belediye başkanları, bu AKP'de, MHP'de, BDP'de dahil olmak üzere uygulamalardan dolayı, mesela bizim belediye başkanımız bedava su verdi diye cezaevine girecekti. Yani bu böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bu herhangi bir hukuk sisteminde sadece vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için bir projesini uyguluyor. Bu projeden dolayı tutulan o tutanaklardan dolayı, müfettiş tutanaklarından dolayı belediye başkanımız cezaevine düşmüş 8 olacaktır. Yıl, 8 yıl hapse mahkum. Tabii 8 yıl. Ya insaf böyle. Bundan dolayı tabii bu uygulama yapılırken hepsini torbaya koydular. Affedersiniz yani bizi izleyenler, at izi it izi birbirine karıştı. O mağdur insanlar da kurtarıldı. İçinde ne yazık ki bu kirli işlere bulaşılmış insanlar da kurtarıldı. Efendim böyle sorular değişiyor olmakla tabii beraber konu yine aynı noktaya geliyor. Şöyle bir endişe taşıyor musunuz siz kişisel olarak? %50 oy almış bir partiyi tasfiye edecek nasıl bir yapıysa bu, paralel mi, çapraz mı? Yarın bir gün Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde bu aynı zamanda CHP'yi de, kurulacak hükümeti de rehin alır mı? Ya da bu konuda bir değerlendirmeniz olur mu? Şimdi aslında buna çok uygun bir fıkra vardı ama burada çok da anlatamıyorum. İnşallah reklam arasında size anlatacağım. Mesela 99'u hiç sorguladık mı? Şimdi ya da, yeni yeni sorgulanıyor. Efendim, ama işte bakın olmuyor. 2002-2001'i sorguladık mı? Ya yani ne oldu? Mesela Sayın Ecevit ağlayla vağlayla geldi. Niye o şekilde gitti? 28 Şubat'ı, hastalık raporları 28 Şubat'ı sorgulayabildik mi? Neydi 28 Şubat? Bütün bunlara baktığımızda bizim yapmamız gereken bu parlamentonun, Sayın Çiçek'e de onu söyledim. Bakın deneyiminiz, tecrübeniz var. Ben parlamentonun yeni üyesiyim. Gelin son 30 yıllık bu deneyim, bu tecrübeden dolayı Türkiye'ye bir şey kazandıralım. Yarım yamalı bir demokrasimiz var, buna sahip çıkalım. Ne taviz vereceksek hepimiz verelim. Herkesin kendisini güvende hissedebileceği bir hukuk sistemi yaratalım. Hiçbir iş adamı, hiçbir gazeteci, hiçbir kamu çalışanı iktidar bana ne yapacak korkusuyla yaşamasın. Amerika, bugün dünya hükmeden Amerika, 2003 yılında Irak'taki uygulamasından dolayı Orta Doğu kökenli, bakın Amerikan vatandaşı değil, Orta Doğu kökenli ama Amerika'da yaşayan, aynı zamanda daha sonra Amerikan vatandaşı olmuş, kendisi gazeteci, kendi köşesinde eli kanlı Bush diye yazabiliyor. Niye yazıyor? Onun bir tek güvencesi var, kendi anayasası. İngiltere'de başbakanın oğlunu polis aslanlar gibi aldı, karakola götürdü. Benim polis kardeşim, bizim çocuklarımızı, bırakın bakan çocuklarını, bırakın başbakan çocuklarını, herhangi bir milletvekilinin çocuğunu götüremez. İşte Hatay'da gördük. Bir milletvekilinin çocuğundan dolayı bütün polisler duvara yapıştırıldı. Örgütlü bir toplum yaratalım. Herkesin kendisini güvende hissedebildiği. Yani bizim bir endişemiz yok diyorsunuz. Efendim, bu sistemle herkes endişeli. Endişemiz yok demiyorum. Ben de diyorum ki bütün bu endişeleri bertaraf etmenin yolu bugün dünyada uygulanan sistemi biz de uygulayalım.
bütün kendimizi kurallara bağlayalım. Mesela çok tartışılır, konuşulur. İngiltere'de Londra Belediye Başkanı'nda herhangi bir kimse olsa orada yolsuzluk yapabilir mi? Sizce yapabilir mi? Sistem buna uygun değil, mümkün değil. Sistem alır, dışarı atar. Gelin biz de bu sistemi uygulayalım. Ve siyasetçiler de onurlu bir şekilde yaşasın. Siyasetçi deyince, belediye deyince adamın aklına ilk işleye de hırsızlık geliyor. Bu siz çok ayıptır. Cemil Çiçek'ten bir çağrı yapmasını mı istediniz? Sahiplenelim, çıkaralım. Ne ya dedi? Bunu... İkili konuşmalar, yani onu söylemek istiyorum. Cemil Bey bütün bu biraz önce Hüseyin Bey'i de anlattı. Rahmetli Gözal'ın gidişini sorgulamadık. Rahmetli Ecevit'in gidişini sorgulamadık. Rahmetli Erbakan'ın gidişini sorgulamadık. Bütün bunları sorgulamadığınız sürece maalesef bunu da çok sorgulayamayacağız. Kusuruma bakmayın ya. Ama bir yerden başlamak gerekmiyor mu Gürsel Bey? Yani bu sonuçta siz işte ana muhalefet çağrı partisi. Yapıyorum diyoruz ki bakın ana muhalefet olarak gelin. Evrensel kurallar içerisinde bir hukuk sistemini oluşturalım. Siz de rahat edin, ben de rahat edeyim. Siz herhangi bir başbakan gazeteciye talimat veremezsin. Herhangi bir iş adamı ben bu ihaleyi alabilir miyim, alamaz mıyım diye bir kaygı içerisinde olmasın. Herkes kendisini güvencede hissetsin. Bu olmadığı sürece dönemsel olarak gelirsiniz, görevinizi yaparsınız. Ondan sonra da jübilenizi yapar gidersiniz. Efendim programımızı seyredenlerden Vedat Korkmaz bir soru Twitter aracılığıyla size sormak istiyor. O da şu, Sayın Başbakan'ın bu Kabataş'taki görüntülerle ilgili iddiaları konusunda ne düşünüyor? Bu konuya nasıl yaklaşıyor? Evet. Siz bir de İstanbul milletvekilisiniz. İstanbul'da da siyaset yaptınız. Böyle bir şey olası mıdır sizce? Bey, sizin düşünceleriniz neydi? İlk günden itibaren bakın ben o dönem ilk gün Başbakan bu cümleleri kullandıktan sonra basın toplantısında ifade ettim. Bunun milyondan birinin olması mümkün değildir. Bu coğrafyayı bilen bir insan olarak söylüyorum. 100 tane insanın bir kadına saldırması hem de nerede? Beşiktaş gibi binlerce insanın geçiş güzergahının olduğu yerde bunun yapılması mümkün değildir. Ne bu bizim geleneklerimizde mümkün ne de adetlerimizde mümkün. İkincisi Sayın Başbakan'ın kullanmış olduğu camiyle ilgili. Fuat Hoca'yla bir vesileyle tanıştım. Kendisini... Camiyle ilgili dediniz, camide içki içildi evet, meselesi evet, mi? Yani evet. O gezi sırasındaki. Evet, Dolmabahçe Camisi'nde. Fuat Bey gerçekten çok saygı duyduğum bir insandır. Türkiye çok acılar yaşadı. Maraş, Çorum, Sivas daha çok sıcak unuttuğumuz şeyler değildir. Siyasetçilerin bu kullanmış olduğu cümlelerden dolayı çok ağır bedeller ödedik. Sevgili Fuat Hoca, Sayın Başbakan'ı teyit etmiş olsaydı ne olurdu diye merak ediyorum. Ve gerçekten kendisini saygıyla burada anmak istiyorum. Fuat Bey çıktı aslanlar gibi. Hayır dedi, ben kendimi Allah'tan etmem. Bundan dolayı Hüseyin Bey 8 saat emniyette sorgulandı. Bir din adamı. 3 kez görev yeri değiştirildi. O olabilir. Kendisiyle hatta espri yaptım. Dedi ki ya ben en son Ardahan'la Edirne'ye kadar gönderilir. Fazla bir yere de gönderilmez. Çok şükür her yerde çalışırım. Ama 8 saat bir din adamı niçin sorgulanır? 8 saat. Bunlar kabul edilecek şeyler değil. Kendisi bunu neye bağlıyor Gürsel Bey? Siz görüşmüşsünüz. O da bende kalsın. Şimdi ikili konuşmalar tabii izni almadan bunları söylemem tamam, çok doğru şeyler değil. Tamam, öyleyse yeni bir soru. Artık programın da sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 80 öncesi dönemde, hatta 89 seçimlerinde Diyarbakır'da, Batman'da, Hakkari'de birinci partiydi. Şimdi Hakkari'de oyu %1, Diyarbakır'da oyu %3, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ortalama oyu %4. Kürtlerle bir birliktelik sağlayamayan ya da Kürtlerin oyunu alamayan bir CHP nasıl iktidar olacak? Evet, önce 12 Eylül tabii Türk siyasetinin bütün kimyasını bozdu ne yazık ki. Siyaset dünyanın her yerinde siyaset örgütlü toplumlar tarafından denetlenir. 80 öncesi siyasetimize baktığınızda evrenin kendi kayıtlarında var. 8 milyon örgütlü insan var.
Yani 2,5 milyon, nüfusumuz 44 milyon Hüseyin Bey. 2,5 milyon sendikalı işçi var. TÖPDER, POLDER, bütün hemen hemen bütün kurumların örgütlü yapıları var. POLDER olsaydı o polis kardeşlerimizi o duvara yapıştırabilirler miydi? TÖPDER olsaydı 36 tane atanamayan öğretmen kardeşlerimizi intihar edebilir miydi? Ne yazık ki Türkiye'de son 40 yıldır herkese bir saha temizliği yapıldı. Bu saha temizliği Türk siyasetini ve Türkiye'deki toplumsal dokuyu da bozdu. Eğer biz bu 40 yılı iyi sorgulayamasak yarının sonucunu tahmin etmemiz biraz zorlaşabilir. 12 Eylül'ü halen sorgulayabilmiş değiliz. Faili meçhul cinayetlerle bir türlü hesaplaşabilmiş değiliz. Bütün bu olup bitenleri aklı selim bu ülkenin aydınları, bu ülkenin gazetecileri sorgulayabilmeli. Eğer sorgulayabilirsek bu derin dehlizlerin nereden kaynaklandığını rahatlıkla çözebiliriz. Aksi takdirde hepimiz ya da çeşitli dönemlerde iktidarlar derin dehlizlerde kaybolabilir. Yine ben soruma döneyim. Bu çözüm süreci ve Kürtlerin oyunu kaybeden bir CHP Türkiye'de nasıl iktidar olacak? Evet, hemen onu da söyleyeyim. Özellikle 89 raporu, evet. 89 raporu yine bu derin yapıların çok ciddi eleştirileriyle maruz kaldık. Ve neredeyse Türkiye'nin kurucu insanı olan İsmet İnönü'nün oğlu bir vatan haini gibi ilan edildi. Buna da bugün birçok gazeteler, gazetecilerin de çok ciddi katkıları oldu. Kaldı ki Sayın İnönü'nün ve o dönem Sayın Baykal'ın ve arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu o rapor gerçekten o gün Türk siyasetçileri tarafından ciddiye alınabilseydi Türkiye bu ağır bedellerle karşı karşıya kalmamış olacaktı. Ne yazık ki o günkü o kısır çekişmelerden sonra biz o raporun arkasında cesurca duramadık daha sonra. O raporun arkasında cesurca durabilseydik, bu bir öz eleştiridir. Türkiye bu meseleleri ne yazık ki yaşamamış olacaktı. Bugün belki bu barış sürecine de ihtiyaç duyulacak bir hal olmamış olurdu. Türk siyaseti bu manzaraları yaşadı. İnşallah umut ediyorum ki bu süreç bir kesintiye uğramamalı. Çünkü bu süreç sadece Kürtlerin meselesi değildir. Bu süreç bu coğrafyadaki herkesin meselesidir. Yani Hakkari'deki vatandaş ne kadar bu işte muzdarip ve sorumluysa Edirne'deki vatandaş da aynı şekilde. Onun çocuğu da askere gidiyor. İnşallah bu sağlıklı bir şekilde sonuçlanır diye düşünüyorum. Ama bu konuda da halen sağlıklı atılabilmiş bir adımların olmadığını da görüyorum. Ben Hüseyin Hoca'nın bıraktığı yerden bir soru daha sormak istiyorum. Sayın Selahattin Demirtaş özellikle bunu son dönem demeçlerinde söylüyor. Çözüm süreci başbakana, yani başbakan giderse kalacak değildir. Çözüm süreci devam eder gibi topluma mesajlar veriyorlar. Siz ana muhalefet partisi olarak, yani diyelim ki dediğiniz gibi ilaç firmasının dediği anket çıktı, iktidarın oyları 30'lara düştü ve size de iktidar olma fırsatı geldi. Siz bu süreci devam ettirecek misiniz? Barış bizim vazgeçilmez temel unsurlarımızdan bir tanesi olacaktır. Bunu Türkiye'de sadece Kürt meselesi değil, Türkiye'deki bütün ötekileri sistemle barıştırmak istiyoruz. Kürtleri, Alevileri, azınlıkları, böyle bir şey olabilir mi? Biz Çin değiliz. 76 milyon insanı bir arada yaşatamıyorsak bunun sorumlusu siyasettir. Siyaset kurumudur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu konuda çok kararlıyız. Türkiye'nin iç barışı bizim için teminat ve sigorta. İmralı süreci devam ettirilecek yani. Efendim, tabii ki bir barış süreci, bunun kurallarını bilmiyoruz ama barışın devam etmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bunun elbette takipçisi olacağız ve bunun gereğini yapacağız. Çok kısa bir süremiz kaldı reklam arasından önce. Şunu merak ediyorum. Fethullah Gülen'e Başbakan Erdoğan Türkiye'ye dönme çağrısı yaptı. Şimdi bundan birlikte olarak Cemil Çiçek'in adını çok bu gece andık. Dolayısıyla Cemil Çiçek'in kaçak din, kaçak ekonomi ve kaçak siyaset diye Türkiye'ye yönelik 3 önemli 3K eleştirisi vardır. Sizce Fethullah Gülen Türkiye'ye dönmeli mi? Birincisi bu. İkincisi de bir kırmızı bülten tartışması var. Bununla ilgili de kısa bir değerlendirmenizi alalım. Valla dönüp dönmeme konusu kendisinin iradesidir. Ama
kırmızı bülten konusunda doğrusu bir şaşkınlıkla bakıyorum. Düne kadar neredeyse bakanların, milletvekillerin çoğu orada neredeyse bir ziyaret gibi, Anadolu'da biliyorsunuz ziyaretler vardır. Ziyaret gibi herkes Gülen'i ziyaret ederken bugün ansızın düşman olması da benim için şaşırtıcıdır. Bu kırmızı bülten ve özellikle bugün yansıyan, kamuoyuna yansıyan Amerikan dışlarının açıklamaları da o da son derece manidar. Yani Başbakan ben Obama ile konuştum mesaj alınmıştır. Bugün farklı bir açıklama yapıldı. Bu bizim sorunumuz değildir tabii ki iktidarın ve müttefiği olan, yani müttefik miydi neydi bilemiyorum. Kendi iş meseleleridir. Ama böyle sadece bu meselelerden dolayı kırmızı bülten çıkardık demek de çok doğru değildir. Siz dönmesini çağrısı yapıyor musunuz? Elbette bu ülkenin vatandaşı olan herkes dönebilir son derece. Niye dönmesin yani? Efendim seçim süreci işte kalan günlerde yeni tapeler çıkacağı, yeni dinlemeler çıkacağı söyleniyor. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Her geçen gün yeni bir dinlemeye Türkiye'nin uyanmasını doğal buluyor musunuz? Siyasetin böyle şekillenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Elbette doğal bulmuyorum. Yani işte onun için diyorum evrensel kural. Hepimiz kendimizi güvencede hissedelim. Şu anda hiç kimsenin güvencesi yok. Bakın bugün Kadıköy'de yürüyorum. Bir 65-70 yaşında bir ablamız. 70 yaşında. Şu kaygıyla bana şu soruyu soruyorsa, ben Facebook'umda şunu yazdım, korkuyorum diyorsa, bu çok ürkütücü. Bu sadece siyasetçiler için geçerli değil. Toplumun tamamı bu konuda çok ciddi tedirginlik içinde. Bu tedirginliği gidermemiz lazım. Bir reklam arası vereceğiz. Lütfen ayrılmayın. Programın sonuna geldik. Gürsel Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısıydı konuğumuz. Çok teşekkür ederiz. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Yarın Baba Hoca, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan'da olacağız Sayın Genel Başkanımızla. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Utku Çakır Özer ve Hüseyin Yayman'la birlikte gelecek hafta yeniden görüşmek üzere diyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi haftalar.